Merhabalar değerli izleyenler, hoş geldiniz stüdyolarımıza. 14 Aralık Salı günündeyiz ve her zaman olduğu gibi Uğur MK ile birlikte bugünkü programımıza da sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz? İyiyiz biz de çok şükür bir yaramazlık yok. Maçları seyrettik dün akşam haftayı tamamladık 16. haftayı ve bugün itibariyle değerli izleyenler hemen ekranlarınıza ilk olarak elbette dün akşam oynanan iki karşılaşmanın başlıklarını getireceğiz. Öncelikle Galatasaray ve Hürriyet Gazetesi başlığımız şu Aslan ağır yaralı Sivas deplasmanında tek golle yenilen Galatasaray'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada aradaki farkı indirmek için Sivas deplasmanına çıkan Galatasaray umduğunu bulamadı. Maçın 80. dakikasında Luyendama ve Muslera'nın çarpışması sonrası Yatabare boşta kalan boşta kalan topu Faysal Fajra çıkardı. Faslı futbolcu da fırsatı kaçırmayarak takımına 3 puanı getirdi. Muslera'da yırtık şüphesi geçmiş olsun diyelim. E Muslera'ya tecrübeli file bekçisi maçın 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Takım arkadaşı Loyndama ile çarpışan Uruguaylı Eldiven oyuna devam edemedi. Muslera'nın sağ iç yan bağlarında ciddi bir esneme olduğu, yırtık şüphesinin de bulunduğu belirtildi. Antrenör Selçuk İnan da durum ciddi derken kesin Muslera'nın kesin durumu bugün belli olacak. Umarım umarız ee, hani çok uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebep verecek bir durum değildir. Büyük geçmiş olsun. Talihsiz bir andı gerçekten. Galatasaray ligde eriyor sabah gazetesinin başlığı. Sarı kırmızılı takımın başında 580 maça çıkan Fatih Terim ligdeki ilk 16 maçları baz alındığında sadece 23 puan toplayarak en kötü sürecini yaşıyor demiş gazete. Şimdi şuradan bakayım birkaç tane farklı başlık var onları da okuyacağız. Lazio deplasmanında sol kasığı çeken Markao Ağrılarına rağmen Avrupa Ligi'nde lideri belirleyen kritik maçta takımını yalnız bırakmak istememişti. Ağrıları geçmeyen Markao Başakşehir ve Adana Demirspor maçları düşünülerek Sivas da riske edilmedi ve kadroya alınmadı. Brezilyalı stoperin yokluğunda forma giyen Luindama yaptığı hatalarla saç baş yoldurdu. Taraftarlar sosyal medyadan Kongolu Soper'e büyük tepki gösterdi. Yaptığı hatalar derken herhalde Mustere ile çarpışması birinci olarak akla geliyordur tahmin ediyorum ama o konuda da doğrudan marka e, Luindama'ya mı yazmak lazım? Onu da birazdan konuşacağız. hatalarını belki. Muhtemelen de yani hani muhtemelen dün akşam maçı seyreden ya da seyretmeyip belki sadece özete bakıp ya da sadece okuduğundan ya da kulaktan dolma e, bilgiyle e, eleştiren varsa eğer hani e, orada tek çarpışma anında diyorum orada faturayı Luyendama'ya kesmek biraz haksızlık olacak ama diğerlerini konuşacağız zaten bu pozisyonda dahil olmak üzere. Saşa Boyi geldi sıra İsmail'de. Bir buçuk aydır Paris'te tedavi olan Sasha Boyi iyileşti ve Fransa'dan döndü. Florya'da testten geçirilecek olan Sasha Boyi Başakşehir maçında kadroya alınabilir. Sabek'te 21 yaşındaki oyuncuya kavuşmak için gün sayan Galatasaray kulübesinde e, kulübesine de hamle yapmaya hazırlanıyor. Bursa Spor'la sözleşmesini fesheden İsmail çok çalış devre arasında Florya'nın yolunu tutmak istiyor demiş gazete. Saşa Boy'a geldi sıra İsmail'de diyor. Şimdi şuradan doğal akışa uygun sağ üstte görüyorsunuz orada şey mi acaba? Hah. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Sivas Spor Başkanı Mecnun Ot Yakmaz golle ilgili olarak pozisyon çok hızlı gelişti. Burak Elmas ve yönetim kuruluyla birlikteydik. Acaba biraz ayıp ettik mi diye yokladım. Herkesin maçın olağan akışına uygun olduğunu düşündüğünü gördüm. Sözlerini de aktarmış gazete. Akşam gazetesi Yiğido aslanı sakata getirdi. <laughs> Sarı Kırmızılılar büyük umutlarla gittiği Sivas Spor deplasmanından puansız döndü. Galatasaray Sivas'ta hem 3 puan hem de Muslera'yı kaybetti. Ev sahibi ekibe galibiyeti Faysal Fajir getirdi. Sivas'ın Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda gol atması ise Giresun Beşiktaş maçındaki Mert Günok olayını hatırlattı. Alt başlıklarda Luyendama 26 Eylül'den sonra ilk kez forma giydi. Covid'i atlatan o dün ilk 11'de sahaya çıktı. İsmail 2019'dan sonra İsmail Çipe Mustafa sakatlandıktan sonra 2019'dan sonra ilk kez Süper Lig'de süre aldı ve Galatasaray'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı demiş gazete. Ee, Selçuk Hoca'nın Selçuk İnan'ın sözleri. Bu hakemlerle olmaz. Bu sözleri başta çıkarılmış. Selçuk İnan %100 penaltı var. Hakem ise böyle gördüm dedi. Genelde zaten son haftalarda hakemlerin takdir hakları aleyhimize oluyor sözlerini aktar. Ya, önceki maçtaki açıklaması değil mi ya? Yok, dün akşam da böyle söyledi. Ha. Takdir haklarını bizden yana kullanmıyor diye. Ee, aynı. Şimdi aynı gibi geldi. Şimdi Bana çok kızacak ama bütün pozisyon kağıtlarımı yukarıda bırakmışım sevgili dostlar. Ee, i̇şaretlediğimiz hangi pozisyonları alacağımız vesaire biriniz bana yardımcı olup bir büyüklük gösterip odadan getirebilirse çok seviniriz. Teşekkürler. Ee, şimdi kağıtlar gelene kadar, pozisyon kağıtları gelene kadar sizde kalsın, benimkiler de gelsin. Ee, şeyle başlayalım, maçla başlayalım. Tamam. Ee, doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten özellikle ilk yarı hatta ikinci yarıya da buna 60. dakikaya kadar herhalde e, 55-60 o dakikalara kadar diyebiliriz ki neredeyse maçta pozisyon olmadı. Sivas Spor her zamanki oyununu oynamaya çalıştı. Galatasaray da buna iyi hazırlanmış Sivas'ın hızlı oyuncularına e, hızlı ataklarına alan vermemek için ciddi bir şekilde mücadele etti ve bunu başardı. Ancak buna mukabil pozisyon üretmekte de hani nasıl diyeyim size 29. dakikada Feguli'nin ceza sahasında sağ çaprazda e altı pasın sağında bir şutu var. Hatırlayın evet. kaleciden döndü. E, bir de 31. dakikada Kerem Aktürkoğlu ceza sahası yayı, yayı önünde sağdan gelen topa bir tek vuruş yaptı. Yine kaleci çıkardı. Onun dışında da bir e, pozisyon yok. 32'de de Max Griedel'in ceza sahası çizgisi önünden bir e şutu var. Onda da Muslera e, başarılıydı. Ciddi manada her iki kaleciyi zorlayacak ya da savunmaları zorlayacak bir pozisyon olmadı. Büyük oranda gitgelle. Her iki takımın mücadelesiyle geçti. 60. dakikadan itibaren ise benim gözlemim şu oldu: Sivas Spor biraz daha ağır basmaya, Sivas Spor'un oyunu biraz daha ağır basmaya başlayan taraf oldu. Tahmin ediyorum Galatasaray'ın orta sahası biraz yoruldu mu dersiniz ya da o geçirgenlik attı mı dersiniz çünkü özellikle Galatasaray'ın sağından sol taraftan gradelle savunma arkasına sarkmaya ve işlemeye başladı ufak ufak 60. dakikadan itibaren ee, Sivas Spor e, maçta da zaten ilginç bir gol oldu. Madem öyle o pozisyonla isterseniz başlayalım. Olur. Ee, arkadaşlar şeyin golü <laughs> Sivasspor'un Demir Grup Sivasspor'un golü. Orada Luyendama topu takip ediyor. Ha bu arada başından bakacak olursak eğer Luyendama yerden uzun oynayacak şimdi. Burada Kafi uzun oynadı. Bak o da diyor ki ah ben ne yaptım Kafi'de niye bu kadar uzun oynadım? Şimdi Mustera'nın orada ne işi var diye sormak istiyorum. Yani iki tane savunma oyuncusu yok mu zaten? oldu. Tekrar başa saralım. Tekrar başa saralım. Heh. Oynasın kafi uzun. Vurdu. Bak diyor ki ne yaptım ben? Hiç pozisyon olacağını beklemedi. Şimdi burada zaten şeyin kontrolünde değil mi? Ve orada Luyendam'a eğer... Öbür taraftan Mustafa, da okuyabilirsin konuyu. Muslera'nın da kontrolünde. Muslera kalesinde kalsa Luyendam'a zaten... Ama Muslera çıkmış. Verir. Bırak dediyse eğer. Muslera da karşıdan, eğer. Geliyor. karşıdan geliyor. Luyendam'ın sırtı dönük. Muslera karşıdan geliyor. Muslera bana Peki bırak tam dediyse, burada durduk. Rahat bir şekilde kafa bozacak. Ceza olacak. sahası yayında duralım. Mustara rahat bir şekilde kafa vuracak dikkat edersen. Tamam. ama şöyle söyleyeyim size. Kafa vuracak da ne gerek var? Biraz daha ileri. Yani kafa biraz vuracak Taylan'a gidecek top. Bir tane Sivas sporlu var. Eğer Mustara bırak dediyse burada bir yanlış yok. Ama bir anlaşmazlık oldu belli. Bence burada pozisyonu Isaac Kafi uzun vurduğundan itibaren top Galatasaray savunması. Luyendama ve şeyin kontrolünde. Nelson'un kontrolünde. Mustara'nın çıkmasına hiç gerek yoktu. Yani şeyde bırakmış zaten pozisyonu. Yatabari de bırakmış. Bunu aralarındaki diyaloğu bilmeden söyleyemeyiz. Elbette. Elbette. Eğer yani Muslera'nın yüzü dönük sahaya tamam mı? Muslera'nın sağ yüzü dönük olduğu için ve Sivasspor'lu bir oyuncu geldiği için Muslera zaten kafayla o top, topu Taylan'a oynayacak. Sıkıntısız bir şekilde devam edecek pozisyon. Lüyündamaya bırak dediyse burada Muslera'nın bir yanlışı yok. Ama Luyendama ne yapacak? Luyendama topu biraz taktisine doğru vuracak. Belki atak devam edecek. Belki bir korner olacak. Mustara bıraktıysa Mustara'nın burada çıkması hatalı değil. Ama aralarında bir iletişimsizlik olduğu belli. Çünkü Luyendama gelip kafa vuruyor. Luyendama başka hiçbir şey şeye bakmıyor. Top havada ve topu takip ediyor. Yani bence keşke çıkmasaydı Mustara. Çünkü bir iletişimsizlik oldu ortada. Tehlike yok. Yani Mustara yerinde dursa şurada kafayla oynayacak kalecisine ve bitti. Ondan sonra iki taraftan da bakabilirsin orayı. Eliyle oraya. de Onu kurabilir diyorum. burada tamam Aynen. bomboş. Bir taraftan da Mustara kaptan, kaleci yüzü dönük sağa. Bırak ise bırakacaksın. Bilmiyorum oradaki diyaloğu duymadık. Senin sırtın dönük. Dolayısıyla arkadan kaç tane oyuncu geliyor ve nereden geliyor bilmiyorsun. Tamam. Kalecinin o zaman, yüzü dönük. O zaman, Sana bırak dediyse bırakacaksın. O zaman bir bakış açısı daha vereyim size. Mustara da şunu görmüyor mu? Sırtı dönük. Topa konsantre olmuş. Ben durayım o zaman. Yani seslendiysen Artık devam edeceğiz. İkisi de topa bakıyor. Bilmiyorum burada ne olduğunu. E o tabi ar aralarında hani Hı. bırak oldu mu onu. Ama şunu alalım. Şey o zaman başka pencereden bakalım. Buyurun. Şu 60. dakikada istediğim pozisyon var ya Luyendamalı'nın topla çıkışı. Ama sonra yine bunu isteyeceğim. Bu pozisyonu yine isteyeceğim peşinden. Akışımız Şimdi da var dostlar. Sivas Spor diğer bütün Galatasaray'ın Luyendamalı maçlarında olduğu gibi presi Luyendamalı'ya değil diğer stopere yaptı. Marka olduğunda Marka yapıyorlardı geçen sezon. Bu sezonda Nelson'a yapıyorlar. Nelson'a bak dikkat et. Şimdi top Nelson'a gelene bak Sivas Sporlu 3 oyuncu gelecek oraya. Nelson'a baskı yapacak. Nelson mecburen Luyendam'a oynayacak değil mi? Bak Luyendam'a baskı yok. Evet. Geliyor mu kimse? Yok. Geldi. O kursun oyunu değil. Luyendam'a rahat bir şekilde çıkıyor. Bunu yaptı maç boyunca. Şimdi gelelim gol pozisyonuna. Bir önceki pozisyonu tekrar verelim. 80. dakikadaki pozisyonun başlangıcını. Ama başlangıcından verelim. Orta sahada oyunu kurduğu an. Oyunu kurduğu andan verelim. Evet. Aynı şekilde yine bırakıyorlar Luyendama. Ne yapıyor Luyendama? Orada birisini oynadı ama. Ama yani böyle bir risk alamazsın. Böyle bir risk alamazsın. Defalarca bu riski aldı ve top kaybetti. Ve dönen toplarda pozisyon oldu. Şimdi burada gerçekten... Sen burada bir defa solda güvenli Taylan var. Sağda Nelson Hadi kapattı diyelim ki yatabare. Ama solda güvenli Taylan opsiyonu var bak. Topu oynadığı anda top oyunda ana bak. Diyelim ki Nelson bak Nelson Taylan'ı gösteriyor. Görüyor musun? Nelson'un sol korunu. Taylana oyna diyor. Herkes farkında bir aksaklık çıkacak. Sen yine ne yapıyorsun? 40 metre ara topu atmaya kalkıyorsun. Mustafa Muhammed mi oynadı. Atsın topu. Ya Mustafa Muhammed de olabilir de 40 metre ara topu atmaya kalkıyorsun. Yani bu topları atamıyorsun işte. %50 atıyorsun, %50 atamıyorsun. Ondan sonra böyle riskli oluyor. Ondan sonra anlaşmazlık, sakatlık, gol yediriyorsun. 27 28 yaşına geldi Lüyün'de ama Türkiye'ye geldi daha gençti. Zaman içinde olgunlaştı da artık. Bu kararları ve futbolun yarısı karar. Yetenek, kalite, fizik kondisyon filan yarısı. Yarısı karar doğru karar vermek. Orada zaten maç boyunca daha sonra baskı yapıyorlar. Bunu görebilmen lazım. Bunu oyunun içine de görebilmen lazım. yok. Sana baskı yapmıyorlar sen oyna diye. Basit sen niye oyna. 40 metre ara top atıyorsun? Basit oyna tamam. Ve Taylan Boş... Nelson da gösteriyor Taylan'ı oyna diye. Ondan sonra bu handikaplar yaşanıyor. Ha meselenin bir de etik boyutu var. Onu konuşalım değil mi? Burada Tabii. ne olmalıydı Sivas Spor topu kazandıktan sonra. Şimdi bana sorarsan burada Sivas Sporların karar vermesi kolay değil. Çünkü Galatasaraylı iki futbolcu e, çarpışmış bir defa. Takım Sivas Spor oyuncu da çarpışmamış. Evet. Garselli çarpışmış biriniz ikiniz de yatabare durumu burada bilebilecek kadar zamanı yok. Bakıyor ama Mustafa'nın orada sakatlığı ciddi mi değil mi? Hani ölçebilecek durumda da değil. değil. Bana sorarsan Sivas sporlarının evet bırakmasını bekleyebilirsin. Çok erdemli bir hareket olur. Çok şık bir hareket olur. Ama bırakmadı diye, devam etti diye de suçlayamaz. Burada karar alması gereken hakemdir. Burada artık top hakemde. Eğer hakem ciddi bir sakatlık varsa zaten genelde oyun durdu. Ve top şurada. Çapraza gittiğinde hakemin durdurabileceği bir an şurası. Çünkü daha gol pozisyonu ba değil. Aynen öyle. Bak ama pası verdikten sonra gol pozisyonu. Ümit Öztürk orada karar vermesi lazım top çaprazdayken ya önüne Nelson gelmeden orada karar verme ya ciddi bir sakatlık var burada belli ki. Mustafa da yerinden kalkmadı. Bak burada. Burada karar verse, düdüğü çalsa çok büyük bir kargaşa çıkmaz. Sivas Sporlar'da kabullenir. Ki zaten Mustafa sakatlığı oyundan çıkıyor. Dolayısıyla inandırıcı bir sakatlık olduğu da ortaya çıkıyor. Burada kararı hakem vermesi lazım. Ya bana sorarsan burada Ümit Öztürk bak Mustafa kalkamıyor, kolunu kaldırıyor. Bayağı vakti var. He, orada vakti varken durdurabilir de oyunu. Ümit Öztürk durdurma tercihinde bulunmadı. Ha. Yani şimdi konu konuyu açıyor. Tabii, Ümit Öztürk'ün de kötü bir hakem olduğunu düşünmüyorum ben aslına bakarsan. Yetenekli bir hakem. Fakat hakemliğin çok önemli bir nosyonu konusunda bence eksik. Çabuk karar alamıyor. Bununla Bak, da genel alakalı, olarak çabuk karar alamıyor. Bununla alakalı dün akşam yine bir, çok tam bahsettiğiniz bir örnek oldu. Evet. Verelim mi onu da? Kaçıncı dakikaydı? 45. Ha, pozisyon, Çabuk. Hakemlik anlık karar pozisyon alma Pozisyon 16 dostlar. Anlık karar alacaksın. Kağıtlarım geldi bu arada. Geldi mi? Rahatladım evet. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. 45'teki pozisyonu görelim. Buyurun. Bir an kararsızlık yaşayacak. Şurada. Evet bak. Devam bir, ettirdi. Bir, 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 düdük bir ağza gitti. Düdük ağza gidiyor. Sonra? Oyna. Sonra diyor ki ben bende bende faul diyor. Ben geç kaldım diyor herhalde. Ve sonra ortalık karışıyor. Ziya sarı kart görüyor. Böyle bir şansın yok. Ölün açık. Pozisyonu gördün. Orada karar verdin verdin. Vermedin geçti artık. Yani oyunun kontrolünü elinden kaybediyorsun. Futbolcunun güvenini kaybediyorsun. İkinci yerde artık burası ilk yarının sonu. Futbolcasına güvenmeme başlıyor. 45 Kargaşa artı çıkıyor. Kart çıkıyor. Ziya ben kaptanım diyor. Bilmem ne diyor falan Saçma sapan bir sarı kart görüyor. Birisi parmak sallıyor. Bak onu kaçırdı. Gutas parmak sallayarak geliyor hakeme. Onu da kaçırdı. Çünkü kontrol dengeyi evet, evet. kaybetti. Gutas orada parmak salladığı için normalde muhtemelen ona sarı kart kullanacaktı ama gitti. Maçı elden gitti. Burada kontrolü kaybetti. Başka bir pozisyon istedim. Beşiktaş Gaziantep gene 45. dakika. Gene ilk yarının sonu. Yine Ümit Öztürk yönetiyor. Bak burada bakıyor. Bir şeyler yapıyor. Dirsek gösteriyor. Dirsekle oynandı diyor. Gösteriyor. Kim dirseğiyle oynayan? Burada Gaziantep şey, oyuncu. Tabii, değil mi? Tabii sonra şeyin eline çarpıyor. Dirsek'ten Kenan. 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 Dolayısıyla Beşiktaş'a yine vermesi lazım. Vazgeçti. Vazgeçti şu anda. E, evet, sonra Gaziantep'le. Gazi yine evet. veriyor. Ve yine maçın kontrolü gitti burada. Herkes birbirine girdi. İtmeler, çekmeler, hakemi itmeler. Peşinden sarı kartlar çıktı. Sarı kartlar da yanlıştı bu arada. Şu an vakit kaybettirmemek için çok detayına girmeyeceğim. Bu arada gösterdiği sarı kartlar da yanlıştı. Yanlış oyunculara gösterdi. Bak gitti maçın kontrolü. Evet. Yine 45. dakika, yine koca bir ikinci yarı. Oyuncular artık sana güvenmeyecek. Hakemlik, anlık karar verme işi. Ben o anda karar veremedim. Biraz düşüneyim. Karar verdim, Vazgeçeyim. Olur bu ama sürekli olmaz. Çok kritik pozisyonda olur. Ama ben ondan sonra el gördüm, dirseği gösterdim. Ondan sonra vazgeçtim Gaziantep. gazen verdiğin verdiğinde belli değil. Acaba dördüncü hakemden mi bir şey bekliyor da? Tabii maçın görmedi. hakimi benim. Gör maçın hakimi benim. Bu penaltı değil kırmızı kart değil. Dördüncü hakemde bir şey söylüyorsa ben onu dikkate almak zorunda değilim. Doğru. Ha penaltı olsa, kırmızı kart olsa, hayati bariz gol şansı olsa dördüncü hakemin ya da yardımcının uyarısını dikkate alayım. Ama burada sıradan orta saha pozisyon. El dedim tamam. Artık bırak yani. Bak bazı pozisyonlar olur. Topun kimden çıktığını anlayamazsın. Tamam mı? Hakemlikte bu sırdır yani. Hakemlerin kendi arasında dile getirmedikleri bir şeydir. Topun kimden çıktığını anlayamazsın. Gözlemlersin futbolcuları. Gözlenirse futbolcular zaten genelde ele verirler. Ondan sonra dokunmazsın. Biri geldi tacı kullanıyor. Diğeri itiraz etmiyor ya bırakırsın. Oyunun doğal akışı. Oyunun doğal akışını bozmaya ve kahraman olmaya gerek yok. Başrol hakem başrol olmak için gelmiyor sahaya. Aksine figüren olmak için geliyor. Hakem ne kadar figüratif rol oynarsa o kadar başarılıdır. Ne kadar başrole çıkarsa o kadar başarısızdır. Dolayısıyla dünkü eee yatabar Yatabare pozisyonunda da Çabuk karar alması lazım da. Artık avuç çizgisinin oraya gittiğinde Muslera'nın sakatlığına inanıyorsa. Şimdi burada bir sürü şey devreye girer. Collina'nın otobiyografisi vardır. Tavsiye ederim spor severleri okumalı. Collina der ki otobiyografisinde dünyanın bir numaralı evet. hakemi gelmiş geçmiş. Ben der. Tanımadığım takımların maçını yöneteceğim zaman önceden bir ön çalışma yaparım. Futbolcularla ilgili, tek direktörlerle ilgili. Onları tanımaya çalışırım. Ne kadar dürüstler, ne kadar düzgünler, ne kadar hakeme yardımcı oluyor, ne kadar hırçınlar. Ne kadar sakinler. Hakemi kandırmaya yönelik davranışlarını ölçmek üzere. Bunlardan yardım alırım. Bir inceleme yapıyor. Şimdi Mustar'nın kariyerine baktığın zaman. 10 küsur yıldır Türkiye'de. Doğru. Uruguay milli takımında 100 küsur maçı var. Mustar'nın kariyerine baktığın zaman da orada pek aldatma yönelik harekete meyletecek bir oyuncu değil gibi sanki. Doğru. Bundan da yardım alabilirsin. Collin otobiyografisine söylüyor. Oyuncuların diyor ne tarz oyuncu oldum ben bilirdim, tanırdım. Biraz maç içinde diyalog ona, göre göre karardım. Mesela yardımcı olacak oyuncuyu bilirim. Ondan yardım alırım. Çünkü maçın kontrolünü böyle elinde tutarsın diyor. Şimdi burada da mesela Muslera zaten bak yırtık şüphesi varmış filan. Orada o hareketi yapsa e, durdursa oyunu olabilirdi. E, Ümit Öztürk için doğrusu o olurdu gibi geliyor bana. Çok haklısınız. Burada belki şu konuya da vurgu yapmak lazım. Tamamıyla Galatasaray ve şeyden bağımsız olarak Sivas Galatasaray ve Muslera'dan e, bağımsız olarak e ligimizde çok fazla kandırmaya yönelik mi dersin, faul almaya yönelik mi dersin? Tabii. Bu hamleler yapıldığı için artık oyuncular da dahil olmak üzere o dakika o oyuncular şunu düşünmemiş olma ihtimali var mı? Yani oyunu durdurmaya çalıştığı için yerde yatıyor. Aklına tabii, tabii, gelmiş midir? Tabii, gelebilir. Gelmiştir. Öyle olmuştur demiyorum. Gelmiş midir? Gelmiş olma ihtimali yüksek. Çünkü bizim ligimizde çok kolay faul alınabiliyor, çok kolay faul çalınabiliyor. Çünkü devamlı itişiyoruz. Yani e, topu oynamak değil, birbirimizle güreşmek. Bizim oyun anlayışımız büyük oranda göğüs evet. göğüse çarpışmak diye biz bunu. E, kemik kemiğe oynamak, göğüs göğüse çarpışmak gibi güzel kavramlarla ifade ediyoruz ama aslında durum bu. Güreşerek büyük oranda. E, o yüzden oynanıyor. zaten Sivas sporlu oyuncuyu suçlamıyorum. Yani o da aklına o gelmiş olabilir. Bunu biz aşağıya çekersek eğer Mustara örneği olarak çok güzel bir örnek Mustara olarak çok güzel bir örnek verdiniz. Genelde hani bu tip durumlarda Faal almaya çalışan bir oyuncu değil. Bu süre dediğiniz zaman akla gelen şey bu değil. Orada belki bir refleks gösterebilirdi haklısınız ama insanın hakkını ilk başta aa, yerde kaldı şey yapmaya bir de pozisyon hızlı gelişti. hakikaten. O yüzden Yatabahar ile Fajr'ı suçlamıyor. gibi O şekilde düşünebilirler. Çünkü süperlikte çok fazla var. aldatma yönelik hareket var. Evet. Devam edebilir oyuncu, anlık karar futbolcu. Bir de genç yani. 30 olabilir yaşı. 30 yaşında insan da gençtir ayrıca genç deyince böyle bir insanlar nedense bir algıları bozuluyor. 30 yaşında insan genç insan değil mi? Hayat genç çok da yüksek değil aslına bakarsın. Genç insan orada adrenalinle aldığı kararları çok fazla sorgulayamayabilirsin. Ama Hakem biraz daha olgun, bir tık daha olgun ondan. Ee, karşıdan bakıyor pozisyona. Dışarıdan bakma şansı var pozisyonun içinde değil. O yüzden zaten Mourinho Chelsea'yi çalıştırırken bu tarz tartışmalar oldu. Birkaç maç üstte denk geldi oyuncu sakatlandı, duruldu, oyuncu sakatlandı, durulmadı. Mourinho çıktı bası toptan seyredi biliyor musun? Benim oyuncum da sakatlanırsa durmayın. Rakip oyunu sakatlanırsa da ben durmayacağım. Bugünle itibaren dedi. Bugünle itibaren buradan bütün tek direktörlere, bütün futbolculara sesleniyorum. Benim oyuncum da yerde kalırsa durmayın. Rakip oyunu sakatlandığında ben durmayacağım. Bunun kararını ben veremem. Ben niyetini ölçemem. Ben oyuna devam edeceğim. Mourinho bunu açıkladı Chelsea'nin başındayken. Bence cesur bir açıklama. Doğru. Hakem versin kararı diyor FIFA zaten. Ve pratik bir yaklaşım. Zaten beklenti de oyuncuların durması değil. Hakem versin kararı diyor. Çünkü hakem yorum yapmak zorunda. Zaten 90 dakika yorum yapmak zorunda. Orada da yorumu hakem yapsın diyor. Hatırla Fenerbahçe Olympiakos maçı. Hı hı. Pire'deki maç. Tisseran ayağına bastı. Cezası aslında. Henry yani. Onyekuru'nun. Hakem inanmadı İspanyol hakem. Doğru. Lahos. Mateo Lahos. İnanmadı. Tislenen yerde yattı. Sağlık ekibini çağırmadı. Karar yanlış. Onyekuru yattı. Sağlık ekibini çağırmadı. E, yattı. Evet. Özür dilerim. Estağfurullah. Sağlık ekibini çağırmadı inanmadığı için. Hatta video hakem de muhtemelen o yüzden davet etmedi. Meslektaşına zoruna bırakmak için. Karar yanlış. Ama hakemin bir tavır alması lazım. Bir karar vermesi lazım. O açıdan diyorum. Hakem bir karar verdi. İnanmadı buna. İnanmadıysa inanmadı. İnanmadı ve devam etti. Sağlık ekibini de çağırmadı. Uzun bir süre bekledi. Onu demek ki, Hakem bir karar ver, Hakem bir yorum yapmak zorunda. Doğru veya yanlış. Ben bekleyeyim. Ben düşüneyim. Başkaları benim yerime karar alsın değil. Hayır maçın hakimi sen, sen alacaksın karar. Bazen e, siz de eminim bunu sıklıkla yaşıyorsunuz. İzleyicilerimiz de yaşıyordur tahmin ediyorum. Bu fauller ya da ligimizde yaşadığımız garip fauller, normalde olmayan faullerde acaba Avrupa'da ne yapıyorlar diye düşünüyorsun, arıyorsun, tarıyorsun. Çok fazla bulamıyorsun. Bize özel bu faullerde çünkü oyunumuz başka. Evet. Mert bir oyun oynanmıyor. bu ligde Hem maalesef. öyle hem de fazla. Tamamı değil de. tamamı olarak. değil. E, çok fazla güreşiyoruz birbirimizle. Evet. Eller, kollar, itişme, çekişme, mücadele çok fazla. Topa değil birbirimize sertlik yapıyoruz. Neden böyle? E işte arada muhtemelen bir şey farkı var. E, gelir ve dolayısıyla yetenek farkı var. Bundan kaynaklanıyor. Çünkü diyelim. kaliteli oyuncu topla oynar. Kalitesiz oyuncu çarpışır. Topu izler. Çok fazla topla temas basın. olur. Doğru stop edemez. Çok fazla Doğru oynuyoruz. pası veremez. Evet. Çok fazla Top, Çok fazla yukarı oynar. kalkar. Dolayısıyla Kaliteli devamlı elden, yerden eller. oynar. Dirsekler vesaire. Yani her o maçta kaç ne lig... oluyor acaba faal? Temas ligi. Yok yani Şampiyonlar yok Ligi'nde Premier Lig'de 22-23 maç başı faal ortalaması bizde 27-28. Çok büyük dramatik bir fark gibi durmuyor ama faal sonrası duraksamalar ve itirazlar çok fazla olduğu için o fark büyüyor. İşte o meşhur 9 dakikalık fark, büyük ölçüde oradan oluşuyor. O e, itiraz biraz da dinlenme şeyi tabii. Tamamen. Mesaj. Biraz da değil tamamen. Tamamen dinlenme. Neyse maça geri dönelim. Tabii. Ee, pozisyonla başladık ama maçla ilgili genel değerlendirmenizle devam edelim. Buyurun. Şimdi ligin en uzun süredir görevde olan iki hocası Fatih Terim ve Rıza Çalınbay. Hı hı. Rıza Çalınbay'ın Sivasspor'u oyun tarifi en kolay yapılabilecek takımlardan biri belki de birincisi. Oyun tarifi o kadar net ki 3. sezonu 3 sezondur aynı futbol oynuyor. Futbolcular değişiyor ama futbol değişmiyor. %44 toplu oynama yüzdesi. Lig'de dün de söylemiştim. Kayseri ve Malatya ile beraber en az toplu oynayan takım. Toplu oynamak gibi bir dertleri yok. Topu sana veriyorlar, bırakabiliyorlar. Fırsat kolluyorlar. Tamamlayamadığın hücumlarda kaybettiğin toplarda fırsat kolluyor. Ama bir farkı daha var Sivas'ın. Kayseri ve Malatya'ya göre bence bir farkı var. Çok temaslı oynayan takımlar yaratıyoruz. Rıza Çalınbay. Zaten lig temaslı bir lig. Sivas Spor daha da temaslı oynuyor. Mesela en çok savunma yapan oyuncusu sağ açı Pedro Henrique olabiliyor. Yani Sivas forveti bile çok fazla savunma yapıyor veya çok fazla faal yapıyor. Sivas Spor bu kadar topu istemediği için, Sivas Spor bu kadar temaslı oynadığın için, oynadığı için senin başka bir şey yapman lazım. Onlar savaşıyor, ben de savaşayım tamam bir yere kadar ama o şekilde kazanamazsın. Onlar temaslı oynuyor, ben de temaslı oynayayım bir kadar evet futbolun buna mücadeleye ihtiyacı var ama o şekilde kazanamazsın. Senin başka bir şey yapman lazım. Ne yapabilirsin? Ne fark yaratabilirsin Sivas Spor'a karşı? Bana sorarsan kalite. Çünkü senin daha fazla yetenekli oyuncu var havuzunda. Oyuncu havuzunda. Sahada ya da kulübede daha fazla yetenekli oyuncun var. Dün Galatasaray maçı 0-22 gol beklentisiyle bitirdi. 0,22. Evet. İlk yarı? 0,09. Doğru. Pozisyonu yok neredeyse. Evet. Pozisyonu yok. 0-22 gol beklentisiyle bitiriyorsan 90 dakikayı bu işte bir yanlışlık var demektir. Pozisyon üretmiyorsan hala hakem diyemez. Tamam hakem de. Hakemden şikayetlen falan ama sen de hiçbir şey oynamamışsın. Bir defa Galatasaray'ın Avrupa Ligi oyununun Türkiye'ye adapte edilebileceğine dair büyük bir yanılsaması var. Bu yanılsamadan çıkması lazım. Sanırım bu sosyal medyadaki rüzgara Galatasaray Teknik Ekibi veya Galatasaray Camiası da kapılıyor. Yanılıyor. Bırakın sosyal medyayı takip etmeyin. Sosyal medyanın homojen e, IQ seviyesi yüksek bir ortalaması bence yok. İyi olanlar var elbette ama Mutlaka. kötü olanların sayısı daha fazla. Mesela sosyal medya diyor ki ya Avrupa şöyle böyle o yüzden Galatasaray Avrupa'da başarılı, Türkiye liginde başarısız. Hayır kardeşim Avrupa'da Galatasaray'ın toplu oynama yüzdesi %44 Avrupa liginde. %44 topla oynayarak Avrupa Ligi'nde başarılı olabiliyorsun. Çünkü Lazio topu istiyor. Çünkü Marsilya topu istiyor. Çünkü, Çünkü herkesin Posto bir planı var. var. Evet. İç sahada topu istemişti. 6 maçın 5'inde %44 ortalamayla topa sahip olmak işe yaradı. Orada pragmatik bir oyun oynadın. Orada Aynen geçiş böyle. golleri buldun. Fatih Terim Marsilya'yı 4-2 yendiklerinin maçtan sonra dedi ki tarihin en iyi geçiş oyunu oynadık dedi. Kendisi söyledi. İç sahada Marsilya'ya karşı. süper Süperlikte geçiş oyunuyla kazanamazsın. Lig'de farklı bir şey yapman lazım. Çünkü senin Avrupa uyguladığı stratejiyi ligde Sivas Spor uyguluyor. Sen buranın Marsilya'sın artık. Sen buranın Lazos'sun. Aynen öyle. Dolayısıyla topa sahip olacak. Oyunu domine edecek. Set hücumuyla gol bulması gereken taraf sensin artık. Geçişle yani, bulamazsın. Yetenekle. Yetenekle. Setle bulman lazım. Kalabalık gitmen lazım. Ön tarafta kalabalıklaşman, yetenek dozajını artırman lazım. Topa sahip olman yetmez. Topa anlam katman lazım. Galatasaray topa sahip oldu Sivas'a karşı. %70'lerde falan sahip oldu. Ama anlam katamadı topa. Topa anlamı yetenekli oyuncu katar. Yetenek katar, kalite katar. Sen ligde belki çift santrfor mu yapman lazım? Fatih Hoca daha iyi bilir. Berkan Taylan'dan birinden feragat etmem mi lazım? Bence öyle. Artık Berkan Taylan Avrupa Ligi için uygun bir ikili. Oraya uydu. Çünkü rakipler topla oynuyor. Onlar da kesici, yürekli, çalışkan, savaşçı. Tamam, Avrupa Ligi'ne uygun. Berkan Taylan'a hepimiz alkışlayalım Avrupa Ligi için. Ama Süper Lig için lüks. Süper Lig'de artık birinden feragat edeceksin. Ön tarafa bir yetenekli daha ekleyeceksin. Morutsan mesela ne oldu? görünmez bir yerde kamyon mu çaptı bu çocuğa yani hiç oyuna girmiyor. Yani Feguli'yi kanatta oynatmak yerine Berkan'ın yerine ortaya alıp ki Berkan dün akşam solda ya oynadı. Ya da Taylan'ın yerine kimi oynatmak istiyor? Berkan istiyordu. mı Çıkaldağ mı soldaydı? Çıkaldağ sol iç Berkan sağ iç oynadı. Ama orta üçlü sağ Taylan iç. Berkan Çıkaldağ. Oradan bir Berkan'ı alıp Feguli'yi oraya kaydırıp Morutsan'ı sağa koyabilirdi. Ama bu sefer de... Morutsan'ı diyerek merkeze de koyabilirsin doğrudan bu sefer de e, savunmada o hızlı hücumlara, hızlı geçişlere cevap veremem acaba diye düşündü. Ama o zaman işte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'siyle benzer bir sorunla karşılaşıyorsun. Şimdi biraz onunla konuşacağız. Endişe. Şimdi hayat da böyledir. Hayat nedir? Kaygı hayal sanatı. Hayat. Kaygıların dozajıyla hayallerin dozajını doğru ayarlaman lazım. Tamamen kaygılarla yaşarsan hayatta mutluluğa yarışamazsın. O zaman kısıtlı bir hayat yaşarsın. Tamamen hayal de kuramazsın tecrübe kazanamazsın. Bir şey yaşayamazsın full kaygıyla evet. yaşarsan değil mi? Yaşamadan yaşamış olursan ama yaşamamış olursun Hep aslında. Yaşarsam ne olur endişesi. Ama full, full hayallerle de ya. yaşayamazsın. E, o da gerçekçi olmaz. Realize edemezsin. Doğru. Dolayısıyla hayatta kaygı dozajıyla hayal dozajını doğru ayarlaman doğru. lazım. Alabileceğin riski iyi hesapla. Evet yani. kişiden kişiye bu değişir. Tabii. Ben de kaygı bu kadardır, sen de bu kadardır. Değişebilir. Ama futbolda hayat gibidir. Bu kaygı dozajı fazla. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ortaya koydukları kaygı dozajı Lig için fazla. Lig'de daha fazla hayal etmeleri, daha az kaygı duymaları lazım. Konu bu. Dün akşamda bunun tezahürü bir karşılaşma. Bu bakış açısının, bu yaklaşımın tezahürü bir karşılaşma izledik. Doğrusunu söylemek gerekirse değerli izleyenler. E, Sivas Spor, Demir Grup, Sivas Spor 1-0 kazandı karşılaşmayı. Yalnız e, şeyin, e, onu da pozisyon olarak getireceğiz ekrana. Hocanın dile getirdiği Bakalım. Cadde pozisyonu. Ha. E, kaçıncı pozisyondu? Dostlar hemen şuradan bakıyorum. Tartışmalık pozisyonuna bakabiliriz. E, pozisyon 24. Pozisyon 24. 78. dakikaya gidiyoruz. Burada e, açık bir penaltı var dedi Selçuk Hoca. Yani tahmin ediyorum bunu kastetti değil mi? Evet gol öncesi evet. diye belirtti. Şurada şu. Evet. Vallahi açıkçası izlerken ben de. Gutas geliyor arkada. Evet. Yani net penaltı bir sol ayağına. Şeyin. Sol bileğine. Cagnin'in. Evet bugün sürekli isimleri yanlış söylüyorum özür dilerim. Gutas. Cagnin'in sol bileğine bir darbesi var. Kalçasıyla da galiba. Kalça da mı var? Galiba. Yakın plandan daha net şey. Ama sonuçta penaltı herhalde fikriniz şey mi? Bir defa kanıt var. Kanıt olduğu için burada video hakem müdahale edebileceği bir nokta Vallahi varız. aynı şeyi söyledim. Yani burada net bir kanıt var. Delilim var elimde yani. Temas video hakem yani. kim? Arda kardeşler. Ümit bakın Öztürk burada bunu kaçırabilir. Ayak teması var. Bence kalçayla da. Ya kalça belki griye olabilir. Sana göresi bana göresi olabilir. Ama ayak çok net bir temas. Evet. sol bileğine arkadan şurada bakın. Evet. Gutas'ın sağ ayağıyla net bir temas var. Şimdi kanıt var elinde. Bu temas kanıt. Ümit Öztürk'e diyeceksin ki hocam. Temas var. Ne gördün? İşte şöyle böyle. Ya bir temas var. Butas'ın sol ayağıyla Cagden'in bilene bir temas var. Net bir temas var. Gel izle. Zaten video hakem bunun için var. Video hakem ne için var? İki tane konu. Video hakeme iki tane konu için görev alanı yetkisi tanımış. Diyor ki bir missed incident. Kaçırılmış bir şey. Orta hakemin kaçırdığı bir şey. Bu muhtemelen ona girer zaten missed incident, kaçırdığı bir şey. Muhtemelen bu darbeyi görmedi orta hakem. İkincisi de clear and obvious error. Ya da hakem gördüyse de net ve bariz bir hata olduğunu düşünüyorsan, hocam sen gördün ama o karmaşada doğru görememiş olabilirsin. Orada net ve bariz bir hata var. Gel izle. İkisi için yetki verilmiş video hakeme. Burada bir missed incident, kaçırılmış. Dava var, kaçırılmış. Bir temas var yani. Arda kardeşler davet etmesi gerekir. Ve açık dediğiniz gibi net bir şey var, delil var. Delil var, delilin varsa çağır. Başka pozisyonlar da var penaltı e, beklentilerinin oldu ama bunun dışında açıkçası ben e, diğerlerine penaltı gibi gelmedi bana ama buyurun geçelim üstünden. Öncelikle e, pozisyon 7. Sevgilici, yani dakika 27. Burada Cagney'in bir beklentisi var. Şimdi kale arkası açısından daha net gelecek ekrana. Çok fazla bir penaltı gibi görünmüyor. Görünmedi açıkçası bu. Ayaklar dolaştı değil mi? Burada Cagnin arkada kaldı ayağı. Dolaştı bir şeyler oldu. Evet. Jackne Kamara. Ya yani doğal bir ikili mücadele devam edebiliriz. Bir sonraki pozisyonumuz 15. pozisyon. Yani dakika 42. Burada Yatabare. Şurada penaltı bekledi ama. Ha bu pozisyon önemli. Bu pozisyon önemli. Bu arada Ümit Öztürk'ün o hareketi kime gerçekten? O tepkisi. Ya şimdi Yatabare'ye mi Nelson'a mı? Ba ben açıkçası şunu düşündüm. Burada ayağına basıyormuş gibi görünüyor ama hiç alakası yok. Bayağı mesafe var. Heh, bakın burada net göründü. Yok bayağı atlıyor ya tabi. E, atlıyor yani. Ben çünkü ilk başta ayağına mı bastı acaba diye düşündüm. Sonra baktım ki arada bayağı mesafe var. Benim aklıma ilk gelen e, Ümit Öztürk'ün. Bakalım kızdığı? burada belki görebiliriz. Bu yani kart istiyor çünkü. Bakalım daha kart istemedi yok. Ha, Tamam Berkan'a kızmış. Berkan yani, kart istiyor. Bak kart isteyene hayır diyor. Bunu... Tamam Berkan'a söyle. Bunu yapamazsın diyor. Kart gerekir. Kart gerekir çünkü Hakemi çünkü yatabarı topu attıktan sonra havuza atlıyor. Hakemi yanıltmaya yönelik değil mi? Evet. Devam edelim. Bir tane daha var. O hemen bunun peşinden olması lazım. O zaman pozisyon 16. Taylan Kafi, Isaac Kafi mücadelesi. Aa, o güzel. değil ya. O değil o zaman. Gradeli mi? Gradel. O zaman pozisyon Ha reji hemen anlamış ve o pozisyonu getirmiş zaten. Buyurun. Ama bundan sonra herhalde. Pozisyon 19 değil mi dostlar? Gradenin evet evet bunun başı. Gradel'in penaltı beklediği Evet pozisyon. evet bunun başı. Tekrar gelecek şimdi en baştan. Biz pozisyon ararken reji getirmiş sağ olsun yönetmenimiz Gözde'ye teşekkür edelim. Ha şurası. Çok benzemiyor mu? Benziyor. Ayağını yere basıyor Gradel. Bastıktan sonra atlıyor. Yani hoş değil. De elbette. Yatabarı ve Gradel gibi iyi futbolcular Son 3 maçta 5'er gol katkısı var iki oyuncunun. Süper'de form durumundalar. Gol ya da asist olarak 5'er gol katkısı var son 3 maçta. Grader Bu kadar iyi giderken form durumları, bu kadar iyi futbol oynarken yani şu şu hareketleri eve gidip tekrarlarını izlediğinde kötü hissetmen lazım. Ya ben bunu yapmamalıydım demen lazım. Ya bunu yıllardır söylüyoruz. Artık çok fazla kamerayla. Olmaz yani bu. bu SSM dediğimiz süper slow motion ile ee, çok net görünüyor. Bazı futbolcular e, yaparken bir hamle ya da hakemi kandırmaya yönelik ya da rakibe karşı sert ya da rakibin gereksiz sertliğini abartma her ne derseniz deyin, hakeme böyle bakışlar görünüyor. Çok net ekrana yansıyor. İnsanların zihnindeki algı çok net oluşuyor. Değil mi? Yani buna gerçekten dikkat etmek lazım. Acaba Türkiye Futbol Federasyonu? bir talimat değişikliğiyle yani, sadece... Seyreden televizyon başında sereden diyor ki attı kendini. Sadece aldatma yönelik hareketlere özgü bir talimat değişikliğiyle sonradan cezalandırsa. Çünkü bu aldatma yönelik hareketler çok tat kaçırıcı yani. Sırf bunun içinde bir kalem eklemek çok ya, üzücü neden bir durum biliyor musun? değil mi? Neden biliyor musun? Çünkü bu, bu ülkede futbol maalesef zaman zaman mert oynanmıyor. Ve bizim en büyük sorunumuz bu mert oyunla ilgili. Yani adam taç skenarında kenarında bariz bir şekilde kendisinden çıkıyor. Kolunu kaldırıyor. Ben bunların cezalandırması gerektiğini düşünüyorum. Benden Bir taç için yapmamalısın bunu yani. Bir taç için. Yani bu marketten sakız çalmak gibi. Kazanmak için her şey mübah yani yaklaşımı. Olur mu o zaman? Neden şey yapmıyorsun? Kazanmak için her şey mübahsa. Neden sokağa çıkıp insanları öldürmüyorsun? Allah korusun ya o ama kazanmak için ne kadar mantıksız varsa, bir durum olduğunu vurgulamak adına evet yani. kesinlikle öyle. Niye gidip hırsızlık yapmıyorsun? E yani kazanmak için her e bir vakit Yasal olarak dünya kadar cezası var sonra bir Sonra diyorsun defa. ki e, mikrofondan karsa çıkıp işte vatan milli takım oyuncuları özellikle vatan milli, sakar falan anlatıyorlar. Ama ondan sonra sahaya çıkıyor. sağda havuzu atlar gibi atlıyor aynı oyuncu. Bunu 15 sadece, dakika önce maç önce söyle konuş. Sadece kaptan bir de milli kesinlikle takım. Kesinlikle haklısınız. Sadece taraftar olarak değil izleyici olarak da. Ay taraftar diyorum sadece futbolcu olarak değil izleyici olarak da taraftar olarak da bu beklentiden kurtulmak lazım. Yani kazansın da nasıl olursa olsun, takımına kazandırsın da nasıl olursa olsun değil. O bakış açısından bu beklentiden sıyrılmamız lazım. Oyunculara da bu enerjiyi vermemiz lazım. Evet. Çünkü o yüzden o, diyorum. Yani Acaba neredeyse sözü şuraya getireceğim. Mi? Haddimi aşıyorsam kusura bakmayın ama dün akşam Mustafa'nın sakatlanmasının e, sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani inanmadı belki oyun, oyuncular ve hakem. Doğru belki diyorum altını çiziyorum mümkün yani çünkü inandırıcı bir turnuvamız yok ama da bunun belki faturası belki bir olabilir. ihtimal bir ihtimaldir Muslera inandırıcı birisi ama turnuva çok inandırıcı değil şampiyona çok inandırıcı değil Maalesef. belki onun nedeniyle tabii aynen dedi. çok doğru söylüyorsunuz. Muslera demin de konuştuk zaten Muslera hiç böyle bir şey şöyle hafızamı yok yoktur bilmiyorum var mı hatırlıyor musunuz yok ben de çok anlamadım Şövalye diye boşuna demiyorlar Muslera ee, nerede kaldık? Pozisyon 16'yı konuşmuştuk zaten. Uğur Bey Taylan'la şeyin pozisyonunu. Kafi'nin pozisyonunu. O zaman e, Gredeli 19'u da konuştuk. 24'e ha, bu penaltıyı zaten konuşmuştuk. İki tane kaldı değil mi sevgili Tolga? Ee, 25'te 28'i vermeyecek miyiz? Ha pardon ya Luyendama'ya Muslera çarpışmasını verdik. Özür diliyorum. O zaman 28 bu maçtan e, son pozisyonumuzu da getirelim. Ekranı 96 7. dakika. Kayode ve Nelson beraber koşarlarken düştü ikisi de şu pozisyon burada bir foul bir değerlendirmeniz nedir? Kayode çok çabuk bir oyuncu zamanda Manchester City tarafından transfer edilmiş Manchester City Shakhtar Shakhtar kiralıyor şu anda. Sivas Spor sürekli kiralıyor Kayode'yi. Ama özel bir oyuncu. Avrupa Ligi'nde de geçen sezon çok iyi performans göstermişti. Yani burada devam edebilirdi gibi geliyor bana. Çünkü şeyin kafa vuruyor olması topa, Nelson'un kafa vuruyor olması bir, bir şey ifade eder mi? Kalecisine geri gidiyor top. Ta, topla oynuyor yani Nelson. Herhangi evet evet şekilde. burada Kayode devam edebilirdi gibi geliyor bana. Ha Ben sanki, oyun aksın diyorsunuz zannettim. Yok sanki Kayode orada... E, ya bir şey var. Nelson'dan temas var. Evet temaslar bak burada görünüyor. Nelson kafayı vurunca sanki kaydırdık derdik devam etmiyor gibi geldi bana. Ya burada ben e... Peki bacaklara bakalım. Var mı? Şimdi bakın. ben bir şey bulamadım. Devam. Ben. Devam. Devam. Şurada bakın. Birbirlerine yaslandılar burada. Şurada. Gördünüz mü? Ama tam o anda vuruyor. Düşüyor mu zaten? Tam o anda vuruyor sanki kafayı. Bakalım kafayı vurduğu an sanki. Bakalım. Ayakta temas olduğu an sanki kafayı da vuruyor. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Süzmesi Önce, zor bir pozisyon. Önceliği aldı ya kafayı vurdu ya ondan sonra sanki ayaklara temas oluyor. Evet süzmesi zor, zor bir kolay bir değil. Pozisyon. Dün akşam trio programında e, ne dediler? E, kafayla dokunuyor olması Nelson için bu pozisyonda kurtarıcı oldu. Sanki öyle oldu. Evet. Dediler. Kafayla dokunamasaydı o zaman mesela o ayaklara daha fazla odaklanırdık. Ama aynı anda topa vurmuş ya. Maksat topa vurmak. Topa da vurabilmiş, becermiş. O kurtarmış onu. Çünkü şey tartışması çıkar mıydı buradan son adam bariz gol şansı Çıkarsın, vesaire? Tabii, şüphesiz. Mesele o değil mi asıl? Şüphesiz çıkar. Zaten tartışma o. Şüphesiz burada bariz gol şansı olur. Kayo'da gidebilse. Dolayısıyla topla oynadığı için Nelson e, tartışma oraya evrilmedi. Sanki kurtarmış evet. Ey peki. Başka pozisyonumuz yok, tartışmalı pozisyonumuz ya da dün akşamdan insanların sosyal medyada ya da televizyonda konuştuğu pozisyon yok. E, maçla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dün akşam bir diğer maçına geçeceğim. Önce tabii bir ara vereceğiz. Var mı eklemek istediğiniz? Demir Grup Sivasspor Spor 1 Galatasaray ee, 0. E, bak maçla ilgili. Eklemek istediğim başka bir şey. Emre Kılınç girdi, Sofyan Feguli çıktı. Emre Kılınç girdi e, 68. dakikada aynı dakikada yine Berkan çıktı. Halil Dervişoğlu oldu. Biraz e, geç kaldı girdi. sanki. 4-4 2ye mi döndü? Halil sol mu oldu? Tam anlamadık ama biraz geç kaldı Ama sanki. Ama o değişiklikler de etkili olmadı diyebilir miyiz? Olmadı. Olmadı. Galatasaray'ın farklı bir şeyler yapması Çünkü lazım. Çünkü o dakikada orta sahayı kaybetmişti. Demin de söze başlarken de belirttiğimiz gibi. Yani Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki başarıyla ilgili bir yanılsaması var. Avrupa Ligi projesini, planını Süper Lig'e yansıtmaya çalışıyor. Süper'de farklı bir şey yapması lazım. Başka bir şey denemesi lazım. Artık ya yani bir reset atması lazım, bir kontağa çevirmesi Şu, lazım, başka bir şey denemesi lazım. Siz genelde şöyle formüle ediyorsunuz. Ben de bitirelim dedim ama uzatıyorum yine. Ee, süreyi şey kullanmak adına hızlıca söyleyeceğim. Galatasaray'ın orta sahasına farklı bir kurgu lazım. Berkan Taylan Türkiye Ligi için fazla e, lüks kaçıyor. O da savunma anlamında. Burada bahsetmek istediğiniz, asıl dile getirmek istediğiniz konulardan bir tanesi daha üretici, daha yaratıcı bir orta saha. Peki savunma anlamında böyle güçlü olduğunu düşünüyorsak dün Sivas'ın özellikle orta sahada, orta sahaya baskı yapıp Galatasaray'ı bozu hataya zorladığını da söyleyebilir miyiz? Dolayısıyla bu planın da işe yaramadığını söyleyebilir miyiz savunma anlamında? Hani lüks diyoruz ya. Yani oyun kurulumlarında. Oyun mi? kurulumlarında. Ama Oyun kurulumlarında da Luyndama'ya mahkum olmazdın belki. Ya Markaon'un yokluğu tabii. Ondan bahsetmedik hiç. Markaon'un e, ismini geçirmedik ama Marka olduğu tabi. zaman çünkü çıkış opsiyonu iki tane oluyor. Marka Nelson. Ama Marka olmadığında Nelson'a baskı yapıyorlar. Luyndama'dan çıkıyorsun. Luyendam'a da hata yapıyor. E orada belki orta sağ kurgusunu değiştirsen belki pas opsiyonları artar. Mesela şimdi Fenerbahçe'yi de izleyeceğiz. Dolayısıyla o baskıyı da rahatlıkla geçebilirsin. Belki kırabilirsin. Aynen öyle. Fenerbahçe'de mesela bireysel hatalar diye okumamak lazım Fenerbahçe'nin hatalarını. Çıkışla ilgili bence kurgusal bir sıkıntı var. Şimdi birazdan bakacağız zaten. Yine de bu bölümü kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Bence Musa'ya çıkmasaydı o gol olmazdı. Çünkü ceza tabii, sahasının tabii, dışına çıkıyor. Ceza sahası yani eliyle oynama şansı yok ve orada iki tane savunma oyuncusu var ve ceza sahası bomboş opsiyonlardan biri o. Muster'ın çıkmaması. Biri de Lüyünnaman'ın bırakması. %50-50. Diyelim değerli izleyenler bir araya gidelim ardından da yine dün akşam oynanan Gaziantep Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam edelim. Tekrar birlikteyiz ve devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Fanatik Gazetesi geliyor. İlk olarak ekranlarınıza başlığımız Fenerbahçe'de hava durumu çok bulutlu. O Erol Hoca'ya Erol Bulut'a göndermede bulunmuş. Kanarya lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını 9'a düşürmek için Gaziantep karşısına çıktı. Fakat Fenerbahçe'de planlar tutmadı. Sarı lacivertliler eski hocası Erol Bulut'un takımına boyun eğerken çok önemli bir fırsatı da değerlendirememiş oldu. Lig'e çok iyi başlangıç yapan Fenerbahçe son haftalarda adeta çöküşe geçti. Şampiyonluk hayalleri kuran Sarı Lacivertler üst üste çok kritik puan kayıpları yaşadı. Kanarya söz konusu periyotta tam 8 maça çıktı. Ancak Vitor Pereira'nın ekibi bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Yani Fenerbahçe 8 haftada tam 16 puan kaybetti. Figueiredo şov yaptı. Gaziantep'in golcüsü Joao Figueiredo Fenerbahçe maçında şov yaptığı Brezilyalı forvet 8. dakikada 43.3 metre mesafeden yaptığı vuruşla kaleci Berke Özeri avladı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de en uzak mesafeden atılan golü kaydetmiş oldu. Figueiredo 52'de ise Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesiyle yerde kalınca takımına penaltı kazandırdı. Mesut Özil vuruşu, Foto Maç Gazetesi'nin başlığı. Fenerbahçe'nin kaptanı yıllardır kendine has stiliyle attığı gollerde Gaziantep'te bir yenisini daha ekledi demiş. Hakikaten güzel goldü. Ben de hep yapıyorum ya bunu. Çok şık vuruş. Evet, Bu kesinlikle. şeyde internette dünya kadar videosu var. Mesut Özil'in. Ya bunu, bunu, bunu nasıl yapıyorsun falan diye soruyorlar anlatıyor. Evet, i̇şte bak evet. şöyle yapacak. Kimse de yapamıyor tabii o da ayrı konu da. Artık Mesut Özil'in imzası olmuş vuruşlardan bir tanesi. E, Foto maç gazetesi de o konuyu başlığa çıkarmış. Sosyal medya Mesut'un golünü konuştu diyor. E, hemen yanında Miha Zays da yetmedi. Maçın 61. dakikasında Luis Gustavo'nun yerine oyuna giren Zayz 67'de ceza sahası dışından jeneriklik bir gole imza attı. Sloven oyuncu skoru 2-2'ye getirmesine rağmen Gaziantep sahadan galibiyetle ayrıldı. 27 yaşındaki oyuncu sahada kaldığı süre içerisinde savunmaya da destek verdi. Ve Posta gazetesi Fener'e Antep şoku başlığını atmış. Sarı lacivertliler 3 puan için çıktığı Gaziantep deplasmanında hüsrana uğradı. Fenerbahçe Gaziantep maçında iki defa geriye düşüp eşitliği sağladığı maçta sonunu getiremedi. 5 golün atıldığı gecede ev sahibine galibiyeti getiren isimler Figueiredo İki gol ve penaltıdan maksim oldu. Fenerbahçe'nin sayıları Mesut Özil ve Miha Zajc'dan geldi. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Çok büyük hatalar yaptık. Bu seviyede bir takım olarak şampiyon olmak istiyorsak <laughs> özür dilerim. Bu tip hataları yapmamak gerek. Maçı bu yüzden kaybettik ama oyuncularımı her zaman savunurum ama bu hatalara direnilmemesi direnilememesi" normal. Ayağımıza çok önemli bir fırsat gelmişti ama kaçırdık. Şampiyon olmak isteyen takımın bu fırsatları kaçırmaması gerekiyor. Pereira istifa edip etmeyeceğine yönelik gelen bir soruya ise bu gazetecilerle konuşulacak bir konu değil cevabını verdi. Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut galibiyetin ardından hak ettiğimiz bir galibiyet ve 3 puan aldık. Maçta 3 gol attık ama 4-5 olabilirdi. Kaçırdığımız net 3 gol var. Kazandığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İç sahada çok iyiyiz. İnşallah deplasmanda da böyle devam ederiz ifadesini kullandı. Geçen hafta da konuşmuştuk. E, Gaziantep'in son 5 maçta evinde kazanırken deplasmanda tam tersi bir e, performans sergiliyor. Gelelim karşılaşmaya. Galatasaray, Demir Grup Sivas Spor Galatasaray maçının ardından hani durağın az pozisyonlu, daha çok mücadeleyle geçen bir karşılaşmanın ardından tempolu iki takımın da kaleye yüklendiği hatta maçın ilk başları itibariyle Fenerbahçe'nin üst üste rakip ceza sahasına yöneldiği hızlı bir şekilde bir karşılaşma başladı. Heyecanlı, bol gol vadeden bir yani, karşılaşma olarak diyebiliriz ve öyle de bitti hakikaten. Şimdi geçtiğimiz haftaki... Rize Spor, Fenerbahçe Rize Spor galibiyetten sonra dün de konuşmuştuk. Bu Rize Spor gibi olmaz bu maç. Çünkü Rize Spor özellikle 1-0 geride de olduğu için çok riskli değişiklikler yapmıştı. Oyuncu değişti. Alper Potu sokmuştu Hamza Hoca. Orta saha çok geçirgen olmuştu. Fenerbahçe Fenerbahçeli Fenerbahçe oyuncuları biraz uzak oynamıştı. Uzak oynadı. Temaslı oynamadı. Çarpışması biraz eksikti. Çünkü ayağına mahir oyuncu sayısı sahada daha fazlaydı o dakikada. Fenerbahçe orta sahaları çok rahat geçti. Birçok pozisyonda ve çok eksik yakaladı Rize Spor'u bir İstanbul büyüğünün bir Anadolu takımını bu kadar eksik yakalaması çok yaygın bir şey değildir. 60 yıldır Türkiye Ligi'nde zaten çok fazla olmaz. Çok sık yaşanacak bir şey değildir. Pereira'nın geçen, geçen haftaki Rize Spor maçının sürekli tekrarlanamayacak bir hikaye olduğunu farkında olması ve Gaziantep maçına daha farklı bir stratejiyle çıkması lazımdı bence. Niye? Çünkü Gaziantep ta Şumudika'dan beri oturmuş bir düzeni var. Oyuncu kadrosu da çok türbülans uğramayan bir takım Gaziantep. Yani şöyle bir kadroya baktığım zaman Günay uzun zamandır bu takımda. Toşça uzun zamandır bu takımda. Ciloboci uzun zamandır bu takımda. Maxim yine Şumudika'nın getirdiği bir oyuncu. Muhammed uzun zamandır bu takımda. Bir Anadolu takımı için değil mi? Bu kadar oyuncu sayamıyorsun. Doğru. Ee, kadro istikrarı Kenan. Ciddi kadro istikrarı olan, oyun istikrarı olan. Bir de Şumudika sonrası Erol Bulut seçimi de çok doğru seçim. Çünkü dünyaya benzer pencerelerden bakan, benzer pragmatik anlayış olan hocalar. Zaten Erol Hoca dörtlü savunmayla başladı. Şu an görüntü olan. ikinci yarı beşli savunmaya döndü. Ta şu Mudika döneminde temeli atılmış bir beşli doğru. savunma bu. İşte Halil İbrahim'i çıkarttı. E, Ciloboci soktu. Cilobocu'yu sağ stoper yaptı. Sagal'ı beşlinin sol kanat beki yaptı ikinci yarıda. Ve çok daha çabuk çıkan bir Gaziantep yarattı. Pereira'nın Gerçi Türkiye'de birçok tek direktörde var bu sorun da. Hani rakip analizi konusunda mesela kendisi ya da ekibi e, çalışmaların çok tamam olduğunu düşünmüyorum. Mesela Gaziantep'in Trabzon maçı ikinci yarısını izlediler mi? Gaziantep genelde ilk yarıları böyle biraz daha düşük viteste oynayıp ikinci yarılarda bir iki kritik oyuncu değişikliği vitesi çok artırabilen ve geçiş hücumlarıyla sana fatura kesebilen bir takım. Dün burada konuşmuştuk bak Fenerbahçe'nin birinci yarıyı çöpe atarsa ikinci yarıları Gaziantep daha iyi oynuyor. Doğru. Ve ikinci yarıda yine daha çok pozisyon buldular. Bak Erol Hoca diyor ki 4-5 yapabilirdik. İkinci arada buldukları pozisyonlarla. Bununla ilgili çok çalışma yaptıklarını düşünmüyorum. Bir de şununla tamamlayayım bu faslı. Bireysel hatalarla kaybettik diyor. Ama sonra da diyor ki oyuncularımı da her zaman korurum. Ama baştan da bireysel hatalarla kaybettik diyor. Bu bireylerin kim olduğunu o bireyler de biliyor. Hepimiz de biliyoruz değil evet. mi? Gustavo ile Kim Minje'yi Evet. Peki Sayın Pereira. Özellikle bu Kim Minje sezon başından beri belki 5 defa bu takıma puan kazandırdı. Doğru. Ben. 2 değil 3 değil 4 değil belki 5 defa Doğru. o kadar kritik sonradan müdahaleleri boş kaleden kenara vurdukları falan çok benzer pozisyonlarda ben Pereira'nın bir kez çıkıp bireysel performansla bugün puan kazandı Kim Mincay'a teşekkür ederim dediğini hatırlamıyorum bunu demez zaten bir tek direktör bu fantastik bir şey biliyorum ama bireysel hatalarla kaybettik de dememelisin hele bu bireylerden biri Kim Mincay ise hoş olmadı yani senin o kadar kredisi var Evet. Senin cephedeki en iyi savaşan hani tırnak içine söylüyorum bunu tabii. Savaşmak falan gibi çocuklar futbol için fazla savunmadım. ama. Evet. Yani çok değerli bir takım arkadaşın. Hadi Gustavo neyse sezon başından beri performansları tartışıyor ama Kim Minji, Salahi sezon başından seni defalarca bireysel performanslarıyla ipten almışlar. O maçı kaybetsen görevin gidecek belki. Onlar sayesinde kazanmışsın veya puan almışsın. Burada bir bireysel hata yapmış. E bu seviyede o bireysel hataları yaparsan. Ama o seviyede o bireysel katkıları yapmıştı Kim kimince? O zaman doğru. söylememişti. Doğru. O yüzden bireysel atarlı açıklayamam ben bu maçı. Acaba eğer yanlışsa ya da bu bakış açısı doğru değil ise lütfen müdahale edin. Kim Kimince bugüne kadar birçok şey tartışıldı, Fenerbahçe'nin oyunu o su şu su bu su vesaire hiçbir şeye kafasını takmadan oynadı. Az önce söylediğiniz evet, gibi sallanmayan, sarsılmayan bir oyuncu sallanmadan, yıkılmadan ne gerekiyorsa üzerine düşeni 90 dakika boyunca yaptı. O kale ağzından korner attı. iki tane pozisyon net boş kaleye sayabiliriz. Goley müsaade etmedi. Dün akşam ve hatta bir önceki maçı da sayabiliriz. Yani bir psikolojik acaba takımın genel çünkü Atilla Salah'ı da sanki normalde yapmayacakları şeyleri yapıyorlar gibi geldi bana dün akşam. Evet. Diyorum eğer yanlışsa ya Diyor, da evet, bu bakış açısı sağlıklı değilse söyleyin buyurun. Öyle oldu demiyorum. Acaba mı diyorum. Sanki mi diyorum. En sağlam duranlar sağırsak değil mi? Bravo. Bakalım mı gollere? B bu tabii buyurun. E İlk golde çok da fazla söylenecek bir şey yok herhalde. Yani Gustavo da yarı saat çizgisi üzerinde tabii, attığı tabii. pastan. Süper bir şut yani artık onun çaresi yok. Yani Berke'ye de Gustavo'ya da söylenecek çok fazla bir şey. Şimdi hocam bir pasa attırma önce. Gustavo pasa atma önce bir duralım. Süper bir vuruş yapıyor Kalecinin de hiçbir kabahati yok. Kalecinde orada ön... duralım burada. Kaleci, duralım burada, duralım, duralım. attırmayalım. kalecinin de orada önde olması normal. Şimdi Gustavo'nun pas opsiyonları kimler? Arkası. Ya geriye oynayacak arkasındakilere, e, arkaya oynamak istemiyorum, değil mi? Mesafe kat etmek istiyorum, hücuma gitmek istiyorum, öne oynamak istiyorum. Öndeki pas opsiyonlarına bakar mısın? Serdar Öndeki var. Pas op... Bu nasıl bir? sağda iki kişi var. Aynı yerdeler. Aynı yerde de. Yani bu... nasıl bir e, hücuma çıkış modelidir bu? Ben anlamadım. Gustavo yani çok net bir opsiyon diyor yok aslında bakarsan oynayacak. Tamam orada figürayı da zaten oraya atmasını bekliyor. Samuel'e atmasını bekliyor. Biraz onu zorluyor. Basit bir top kaybı yapıyor ama devam edelim. Şimdi bunu akılda tutalım. Penaltı öncesi çıkışta da yine Gustavo hata yaptı ya. Gözde bu kalsın. Ya şey bu şimdilik burada dursun. Bir sonraki şeye geçelim. Gol. Ben onu söylemedim mi acaba benim mi hatam? Hangisini? Gaziantep'in penaltısı öncesi de aslında Gustavo hata yapıyor ya. Çıkış hatası yapıyor. Oradan penaltı gelişiyor. Pozisyon kaç oluyor? 54. dakikada penaltı. Yani e, pozisyon bakıldı. 11. Ha, yok. Evet evet pozisyon 11. Pozisyon 11'i başlangıcını alırsak daha başı var mı dostlar? Yani, yani, öncesi var mı? Frikik öncesi. Ama ben bunu istemedim. Benim hatam. Özür dilerim. Peki 3. gol'e bakalım o zaman. Bulabiliyorsanız eğer ona tamam. E ee, baksın. Pozisyon 19'a bakalım o zaman Üçüncü gole. Bakayım. Bunun şeyi var mı? Bunun daha başı işte lazım. Heh. Bizim ha, Evet. Buyurun. Bakın. Vallahi buldular. Teşekkürler. Süpersiniz. Tamam. Durduralım baştan bir durduralım yine. Baştan en başından. Ne yap? Durduralım burada. Mesut burada Pas şey. Pas opsiyonu anlamında Fenerbahçe'nin genelde zayıf kaldığını hissediyorum. Yani hücum organize ederken Bloklar arası kopukluk derken kastettiğimiz bu e belki değil mi? bloklar arası kopukluk etkisi oyun. var. Bak Kalmış. mesafe var burada. Yani hücum organize ederken şimdi Ferdi bir defa mecburiyetten Gustavo'yu oynuyor. Ama Gustavo'nun çevresinde 3 oyuncu var. Ve onlar baskı yapacaklar. Gustavo pas opsiyonu bulamayacak ve kaybedecek. Yani Fenerbahçe savunma prensiplerine çalıştığı kadar, savunma setlerine çalıştığı kadar sezon baştan beri bence hücum setlerine çok çalışmıyor. Yani Fenerbahçe'nin bu çıkışta yaptığı hatalar, Erol Bulut muhtemelen bunu hayal etmişti. Neden başarılı uyguladı? Şimdi Gustavo'ya geldi anda Gustavo'nun pas opsiyonu var mı bakalım? Şeyde arkadan bindirme e koşuyor. Bak herkes herkes. E, Çok yok da çaresiz kaldı. Kim Mince'yi oynayabilir Ve mi kaptırdı. sadece? Şimdi üçüncü gol'e bakalım. Üçüncü gol öncesi de Kim Mince'nin hatası var ya. 73. dakika. Pozisyon kaçmış? Ama golü bulursunuz herhalde. 19. Hah vallahi bravo. Burada Muhammed sakladı. Furkan'a pas. iki stoperin arasına koşu ve kaleciyle karşı karşıya. Şimdi hocam tamam bu bu konuyla ilgili bu faslı kapatayım. Fenerbahçe'nin e, hücum setleriyle ilgili çıkışlarla ilgili çok hareketli olmadığını durarak oynadığını o yüzden oyuncuların pas opsiyonu konusunda biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Burada Kim Minjen'in bireysel atas. Şunu ekleyeyim dakika 73 bu gol oldu değil mi? Bu golle skor 3-2'ye geldi. Ama dakika daha 73. Daha önünde uzatmalarla beraber 22 sur dakika oldu kesin. Zaten 6 dakika uzadı maçı galiba. 23 dakika var önünde. 23 dakika boyunca Fenerbahçe ne yaptı? Ya herhangi bir reaksiyon gösterdi mi? Mağlubiyete isyan etti mi? Oyunu rakip yarı alana yığdı mı? Vitor Pereira'nın 3 değişik hakkı vardı hala. O 3 değişik hakkının sadece birini kullandı. Onda da Muhammed'i soktu 83. dakikada. Doğru. Sosa ve Pelkas'ı sokmadı. Doğru. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani bunu ben artık açıklayacak sözcük bulamıyorum. Ben bugün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yerinde olsam Vitor Pereira'ya e bir telefon açar ya da davet eder Fenerbahçe Kulübü'ne, Kadıköy'e. Bunu rica ederdim. Ya 73'te 3-2 mağlup duruma düştük tamam ama giden gelen bir maçtı. Onlar atıyordu, biz atıyorduk. Kim mince çıktı oyunda? Kim Minje çıktı Muhammed girdi ama 83'te bu arada 10 dakika sonra. 73'te ne, ne geçti aklından? 3-2'den sonra biz maçı çeviremez miydik? 23 dakika vardı daha. E Çeviremez miydik derken 77'de Serdar Dursun boş kaleye biliyorsunuz yukarı gitti top. Yani pozisyon pozisyonu tamam, buluyordu Fenerbahçe. Evet, yani. O kadar çok üretmedi ama. Çok Serdar Dursun'un var da. Çok üretmedi. Çok üretmedi. Bu ama yani, gol bulabilirdi o açıdan söyledim. 73. dakikadan sonra kalan 23 dakikada Fenerbahçe'nin oyuna sadece Muhammed'i sokması. Pelkas ve Sosa kenarda varken ve değişiklik hakkı da varken. Doğru. Sosa geçen hafta Rize maçını değiştirmişken formdayken yani. ...sokmaması, bunu ben açıklayamıyorum. Bunu, bunu ben makul, mantıklı bir şey... ...bunu Vitor Pereira'ya Fenerbahçe yönetiminin... ...sorması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu... ...akıl tutulması... ...diyeyim... ...doğru sözcükleri, güzel sözcükleri seçmeye çalışıyorum. İyi niyetli bir hareketse akıl tutulması. Bunu konuşmak gerekir Pereira'yla. Şu anda Fenerbahçe'nin... ...73. dakikanın hesabını sormazsa Pereira'ya... ...Pereira'yla ileri gitme şansı yok. Ya yolları ayıracaksın... <laughs> ...ya da onun hesabını soracaksın. Şöyle düşünmüş olabilir... Tamamen akıl yürütmeye çalışıyorum. Kim konsantrasyonu dağıldı? Oyundan alayım. 83'te 10 dakika. 83'te. Sonra. Tamamen tamam. Alabilir ki mi? Akıl yürütüyorum. 65'te de çünkü biliyorsunuz bir çarpışma oldu Atilla 65'te değil mi? Atilla Salai ile e, orada evet. yine pozisyon Figueiredo'ya yine pozisyon verdi. Tahmin ediyorum ya yani konsantrasyonu dağıldı, oyundan alayım demiş olabilir ama değişiklik hakkı varken dediğiniz gibi sosyal pelkas yaratıcı pas yapabilecek takımı 3. bölgeye geçişlerde o bağlantıyı sağlayabilecek bir oyuncu neden tercih edilmez? O hamleyle beraber neden tercih edilmez? Onu anlamak hakikaten mümkün değil. Evet ben de anlamlandıramıyorum. Ve diyorum ki şu anda ya Pereira ile bugün yolları ayırmalısınız. Konuşuyorlardır herhalde tahmin ediyorum. Ya da hani çağırıp toplanmalısınız. Şunu sormalısınız ya Sosa ile Pelkas vardı kenarda acaba kullanamaz mıydık? 73'ten sonra kalan 23 dakikayı daha verimli değerlendiremez miydik? Pereira'nın bir açıklaması varsa sizinle paylaşır. Makul mantıklı görürsünüz, devam edersiniz. Ama bana makul mantıklı gelmiyor. Ben Pereira'ya devam edilmesi, her geçen gün zaman kaybı bana sorarsın. İlk yarıda Gaziantep %34 topla oynadı. Fenerbahçe %66. İkinci yarıda, yani maç sonu itibariyle, %31'e %69 olarak bitti. Topla oynama. Şutlarda 15-7, Gaziantep 14-4. 14-4, ha Fenerbahçe. E, paslar hani e, aşağı yukarı. Gol beklentisi, ha buldum. 2-64'e, 1-67. Yani şut sayıları hemen hemen eşit. Evet. E, gol beklentisine bakarsan Gaziantep senden bir gol fazla beklenti yaratmış. Demek ki sen maçı kazanabilecek seviyede pozisyon yaratamamışsın. Ve maçı seviyede sahasında... pozisyon yaratamıyorken kenarda Sosa Pelkas var sokmuyorsun. Peki bu rakip ceza sahasında topla buluşma 16'ya 25. Ee, 16 kez rakip cezasında topla buluşurken Gaziantep 2.64 gol beklentisi üretirken 25 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken 1.67 rakipten daha. Bunun içinde penaltı da var tabi ee, O o evet. 2.64'ün içerisinde penaltı da var. Ee, ama yine de yüksek Fenerbahçe'de. Bir puan. Ya büyük takımsın yüksek. Anadolu daha takımına fazla karşı oynuyorsun. Herhalde. Rakip ceza sahasına herhalde biraz onlardan biraz fazla topla buluşman doğal. Ama bu verimli miydi? Değil. 27'de 8 orta, Gaziantep sadece 9 orta yapmış bu arada. Çünkü merkezde kim oynuyor? Crespo ile Gustavo. Ondan sonra da kimi sokuyor? 60 kadar Zaitçi. Yani zaten oradan merkezden çok fazla bir yaratıcılık umudun yok. Sosa'yı soksa oyna. Belki o orta sayısı düşer merkez opsiyonu artar. Ya da yine aynı şeyi yapıyor. Daha önce her zaman yaptığı gibi Rossi çıkarıp bir şeye sokuyor. Yani bir tane forvet sokacak. O sırada 2-1 mağlup. Diğer forveti çıkarıyor. Asla içerideki forvet sayısını artırmayı düşünmüyor. 3 forvetle başlıyor. 3 forvetle bitiriyor. Yani Mesut Rossi Serdar'la başladı. Mesut. Berisha Serdar Mesut'la bitirdi. Evet. Onun sayısını artırmayı düşünmüyor. Yani Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bunları sorması lazım Pereira, Yani fikrini sorması lazım. Bir saygısızlık değil. o Neden yani böyle? 30. dakikada Mesut Özil'in golü Fenerbahçe'nin pasla geldiği, sol hücumda sol kanattan pasla geldiği güzel bir e, organizasyon, güzel bir paslaşma. İkinci gol için de aynısını söyleyebiliriz. E, önce ilk gole bakalım. Mesut Özil'in golü. Bakalım. Hücum ederken sol çizgide topun üstünden atlayacak. Arkada Serdar Dursun. Burada çok güzel bakın. Atilla Salay başlattı hücumu. Atladı. Serdar Zer verecek. Ozay Samuel'e verecek. Evet. Nefis ve onun da ötesinde bak. Mesut'un koşusu ve oraya nefis pas. Vuruş zaten demin de konuştuk. Güzel bir organizasyon. Çok iyi organizasyon Çok iyi organizasyon. Çok şık. Ama örgü. kaç defa uygulayabildiler bunu? Gole dönüşür ya da dönüşmez. Mesele zaten bu pozisyonların sayısını artırmak. İkinci golde de böyle bir organizasyon oldu. Ama onun dışında hani çok ben not olarak çok galiba yazmadım. Böyle Ama gol beklentisi zaten 1.64'sa demek ki o kadar net pozisyon yaratılamamış. Evet. Bu istatistik zaten söylüyor her şey. Bu çok başarılı. Süper bir organizasyon. Bu da ikinci gol yine e, burada yine Ferdi'nin müthiş geldi. Müthiş çizgiye inip vazgeçmemesi. Yerden Öncesinde bir pas, atması. organizasyonu var yine orada. Fenerbahçe pasla geliyor ilk başta. Ferdi'nin olduğu yerde kaybetti, şey kazandı. var. Ferdi'nin olduğu yerde üretim var. Doğru. Ferdi üretim kanalı ama ona çok fazla alternatif yaratamıyorsun gibi geliyor bana. Bir şey soracağım. İlk golü tekrar verebilir miyiz sevgili Reci? Unutmayayım onu da aklımda kaldı çünkü. Dün akşam şeye de soramadım. Volkan Demirel'e de soramadım fırsat bulamadım. İlk ee, ilk golü. İlk golü. Figueiredo'nun. El... yo yok yok. Bu bu Fenerbahçe'nin ilk pardon. golü. Şimdi burada duralım burada. Mesut Özil vurmadan önce Mesut Özil hani topu öyle ya da böyle öldürüyor değil mi? Evet. Gol ya da korner. Evet. Ya da o Öyle ya da böyle öldürecek. Günay acaba erken çıksa mıydı ne dersiniz? Yani tabii ki Volkan Demirel'e sorsan daha iyi olurdu ama bana doğru geldi. Mesafesi, karşılaması... açısı. Evet bacak arasına bırakıyor ama atarsa karşılayacak onu düşünmüş. Ama zaten Mesut'un her türlü şeyi var. Repertuarında vuruşu Mesut var yani. Tek şans aşırtmak doğru açma yapıyor. Ben Günay'ın e, büyüyerek gelmesi, çıkıyor. doğru açıyla geliyor bana öyle geldi. Çünkü bu pası atarken, Samuel atarken bakalım daha geriden. Mesut Özil alan ve zaman buldu. Bir dakika bakalım. E alan ve zaman vermiş. Samuel attığı anda bakalım. Bile. Tamam, attıralım devam öyle pası. Devam. Devam. Tamam. Samuel'in refleksi de burada uyandı hemen koştu. Samuel attı. Ondan sonra Mesut geliyor. Yok çıksa mümkün değil yetişmesi. Mesut yakın her durumda. Yetişmesi mümkün değil. Anladım. Mesut her türlü vuracak o tabağa. Her türlü vuracak evet. Fenerbahçe'nin ikinci golüne de baktık. Şöyle bakıyorum. Ee, pozisyon. Figueroa'nın golünde bir şey. Hangisi? Bir itirazım var. 43.3 Metre. Metre İlk kim söylüyor? Biz mi? Biz mi ölçtük? Vallahi bilmiyorum nereden çıktı o. Nereden çıktı o? Çünkü bir durduralım burada. Dur. Dur. Ya burası. Aa bak orada 50 metre yazıyor. Bizim ben de, şeyde. E tamam. 43 Bizim olamaz yerada. diyecektim evet. zaten. Evet. Teşekkür ederim. 43.3 metre kim söyledi abi? Yarı sağ 52.5 metre. Sağ 105 metre ise nizami ise. Doğru. Yarı sağ 52.5 metre. Şu figürenin durduğu yerde duralım bir arkadaşlar. E biz doğru vermişiz zaten. Biz doğru vermişiz. Ben bunu görmediğim için siz programda mı verdiniz bunu? Tabii tabii. Bir, bir duralım akşam. burada. Vurdu Dur. Tamam. Bak şu çimlerin kesimiyle oluşan renk farkı var ya. Evet. Onların her biri 5,5 metredir. 5,5 metrenin de dikkat edersen tam ortasında. Tamam. Yaklaşık 2,5-3 metre geçiyor doğru. orta sahayı. 52,5 metre ise 2,5-3 metre geçtiğinde 50 metredir bu. 43.3 diye hani bu, bu veriyi sağlayan kim? Bilmiyorum biz vallahi doğru yazmışız bak. Biz doğru yazmışız. Ben ona takıldım. Bu, bu yazınızı görmemiştim. Tebrik ederim. Ya bu en az 50 metre. Biraz da çapraz olduğu için dedim ki 50.5 falan olabilir belki. 50 metre mantıklı. Pozisyon 6. Yani dakika 26. Sevgili reji. Burada Sakal'ın e, Sagal'ın topsuz alanda bu o pozisyon mu? Öncesinde tabii görüyor. Hah bak. Gördünüz mü? Ferdi, Ferdi yerde var. kaldı. Bunun büyütülmüş hali de var. Sevgili reci varsa elimizde onu da bulabilirsek şahane olur. Bir biraz baştan şey yapabilirsek bu esnada pozisyonun başından. Hah. Şunu şimdi girecek ekrana sağ üste bakın. Burada. Büyütülmüşü de eğer bulabilirsek. Şeyde triyoda e, trioda kullandılar akşam. Büyütülmüş versiyonu. Tamam ona bu birazdan eğer bulabilirse sevgili derece onu da getiririz ekranı. E, bir sonraki pozisyona geçelim mi? Geçelim. Pozisyon 9'a geçelim o zaman biz bu esnada. Halil İbrahim'in Tisseran'a bir müdahalesi var mı bu serbest atış kullanılırken ceza sahasında? Şurada. Ne dersiniz? Şu, burada daha Açık görünüyor pozisyon. Yani düşmesine sebebiyet verecek kadar bir şey uyguladı mı yoksa? Karşılıklı bir temas var. Tisaran da dirseğiyle Ali İbrahim'e temas ediyor değil mi? Karşılıklı bir temas var. Gibi Sonra şey. da sanki Tisaran da biraz göstermek için, faali göstermek için biraz sanki kolay bırakıyor. Görülüyor. O yüzden de video hakemin çağırabileceğini ettikte de değil. Devam. 11. pozisyon. Nette yani... bariz değil yani dakika 52 penaltı pozisyonu şurada hakem doğrudan verdi. Şurada göreceğiz. Ya burada net penaltı var. Ferdi sağ ayağıyla Figueredo'nun sağ bileğine vuruyor. Net penaltı var. Benim burada anlamadığım Ferdi niye yüzü dönük? Bu üçüncü, üçüncü oldu maç. değil mi? Niye yüzü dönük yatıyor? Yani sırtı dönük yatsa orada dikkat edersen Kim Minci'ye geliyor. Bak Kim Mince'ye geliyor. Kim Mince'ye müdahale edecek pozisyona. Yüzü dönük yatan bir oyuncu bir anda kalkacak, dengesini sağlayacak. Orada doğru müdahaleyi yapacak. Çok mantıklı gelmiyor bana. Bütün dünyada baraj arkasında yatan oyuncular sırtı dönük yatarken Fenerbahçe'de Ferdi niye yüzü dönük yatıyor 3 maçtır? Vallahi bilmiyorum. Ben de anlamadım. Bak ama şimdi orada Kim Mince'ye, tekrar gösterelim. Bak Kim Mince'ye odaklanalım. Top barajdan sektikten Vuru, sonra... Anı mı? top barajdan sektikten sonra Ferdi kalkarken Fenerbahçe'nin 3 numarası kime bakalım? Bak. Bak barajdan devam ediyor bak. Bak. Görüyor musun? Ferdi olduğu için bıraktı. Kim orada devam etse muhtemelen bir savunmacı olduğu için daha kontrollü bir hareket yapacak. Belki daha kolay uzaklaştıracak gibi. E tabi orada şimdi gol pozisyonu yok ki sırtı dönük figür öyle taç çizgisine doğru gidiyor. Senin bir hamle yapmana gerek yok ki. Ama Ferdi'nin orijini bir hücum oyuncusu olduğu için. Orada bir de yerden kalktı. Dengesini tesis edememiş filan. Ben anlamadım bu niye yüzü dönük yatıyor Ferdi? Hayır riskli de yüzüne gelebilir, vücuduna gelebilir, Allah eliyle kursun. koruyabilir mi, koruyamaz mı? Koruyayım derken penaltı riski olabilir mi değil mi? Allah korusun. Yani, bir sürü evet. handikap var orada. Ben anlamadım sırtı dönük yatmak varken niye yüzü dönük yatıyor Ferdi? Bir de pozisyon 24 yani 90 artı 2. Dün akşam yine en çok tartışılan pozisyonlardan bir tanesiydi. Bu artık maçın son bölümü. Burada Furkan aldı topu. Günay kalesini terk etti. Muhammed yerde kaldı. Hakem faulü verdi. Sarı kart Furkan'a. Fenerbahçeli futbolcuların itirazı da bu bariz gol şansı. Bu burada da Hani e, Muhammed'in bacağı bir esnemiş gibi. Evet evet Furkan orada bir zamanlama hatası yapıyor evet, ki yani. sonradan girdi bir daha asist yaptı. Fena oynamadı ama burada da. İnşallah bir, ciddi bir şey yoktur. Burada da Muhammed'e istemeden bir foul yapıyor. Genç kardeşimizin. Valla bunun pilottan değerlendirebiliriz evet. buradan anlayamayız. Genişten görelim. Genişten görelim Bariz gol şansı var mı yok mu? Sağdan halka. Kaleci de çıkmış. Kaleci de çıkmış. Kale boş şu ama, anda. Evet Muhammed dürtse e, şey boş gelmeden. Boş kale olacak. evet. Yani şurada alsa dediğiniz gibi Gaziantepli oyuncu gelmeden acaba kaleye yönelebilir mi? Şut şansı olabilir mi? Hamza Mendil. değil mi o? Hamza Mendil. Evet. Mendil gelmeden şut şansı olabilir mi? Ya kritik bir pozisyon. Dün akşam e, Trio programında değerlendirildi. Bir konsensüs, bir fikir birliği sağlanamadı. E, hakemler arasında. Doğal çünkü gerçekten de hani siyah beyaz bir pozisyon değil. Hani Hem sana göre bana göre sorulacak pozisyon. Hem bu gol şansıdır, bariz gol şansıdır, kırmızı kart olmalıydı. İki görüşte İki hakemler İki görüşünde kendine göre e, teorileri hak verilebilir. Sarı kart diyen diyecek ki yana doğru gidiyor, tatilse doğru gidiyor. E, mendil açıyı kapatabilir, şut şansı vermeyebilir diyecek. E kırmızı kart diyen diyecek Top ki... bu tarafa açılıyor tabii evet. Kırmızı kart diyen diyecek ki kaleci yok kalede. Hani Muhammed'in topla buluşması yetebilir. Kaleye yönlendirmesi Sırf için. kalenin boş olması için. Boş olması sebebiyle değil evet, mi? Evet kaleci açıldığı için. Ben biraz %51 ile ama dediğim gibi bu asla siyah beyaz pozisyon değil. Bu gri bir pozisyon. Kalecinin dışarıda olması biraz evet kırmızı kartta bariz gol şansı olarak da değerlendirilebilirdi gibi geldi bana. Şu anda izleyince özellikle biraz kafam karıştı. Peki gü Günay niye çıktı kalesinde? Ya evet işte orada yine anlaşmazlık var. Hatal çıkış Burada acaba şimdi mesela Furkan bak. Kontrolünde gibi geliyor ama biz rahat koltuklarımızda oturup seyrederken mi öyle geliyor acaba? Ya Furkan o, da biraz fazla, daha fazla farklı. güvenli hareket ediyor. İlk temastan sonra vur. Şimdi burada artık sürmeye çalışmaman lazım. Bir ha şeye tekrar geri dönelim. Eee onun evet evet. Şey yönetmenimiz halletti. Tamam. Teşekkürler. sagalla Ferdi'nin pozisyonu. ha Tamam. Baştan bir oynatalım. Devam. Sanki bir şey var gibi. Sol dirseğiyle var mi? Var gibi evet. Hmm. Darbe var gibi. koşarken. Evet. Büyütünce de çok şey olmadı tabi ama Ya hakemin yakalaması zor. Video hakeme müdahale edebileceği bir şey değil. Çünkü kırmızı kart şüphesi yok. Gördüğüm kadarıyla sarı kart şüphesi var orada. O da video hakeme müdahale edebileceği bir şey değil. Oyuna devam yani <laughs> yapabilecek Öyle bir şey oldu. Öyle oldu. Öyle oldu. Burada yapabilecek bir şey yok sarı kart şüphesi var. Hakem yakalasaydı sarı kart Sarı verirdi. kart verirdi. Ama hakem yakalamadığında video hakem müdahale edebileceği bir pozisyon değil. Kırmızı kart şüphesi yok. Peki hala pozisyonlarımıza da baktık. Ee, bir özel bir şey istemiş miydik bu maçla alakalı? 65'te ha onu konuştuk zaten. Ee, Figueiredo'ya bir salay ile şeyin çarpışması. Evet. E, kimin çarpışması onu konuşmuştuk zaten. 77'de ha ee, bahsettiğim pozisyonlardan bir tanesi de oydu. 77. dakikada. Fenerbahçe yine e, şeyin üretimiyle. Siz söyleyin. E, Ferdi'nin üretimiyle. Bir pozisyon daha buldu. Pozisyon 20 sevgili dostlar. Onu da Ha! Vallahi bravo. Evet çok iyi pozisyondu. Mesut'un orada savunma arkasına derin pası kaçırdı Ferdi'yi. En net pozisyonu belki de Fenerbahçe'nin değil mi? Bu da talihsizlik oldu. Altı pas. Gollerden daha net yani. Gollerden daha net gerçekten. Yani Mesut Özil'in yani e, öyle ya da böyle bu takımda süre alması lazım. İşte o Her takımda değil, süre alması lazım. Bu takımda da süre alması lazım yani. Ya bence ofansif oyuncu sayısını artırırsa Mesut Mesut'a daha fazla anlam katarsın. Çünkü sadece hücumda Mesut, Rossi, Serdar'la oynuyorsun. Ee, orada o oyuncu sayısı bir tane artsa en azından bazı maçlarda bazı bölümlerde. Mesela orada Pelkas da olsa pas opsiyonu artsa hücumda biraz kalabalıklaşsalar pas trafiği yakalasalar o zaman Mesut da daha fazla anlam kazanır. Mesut'un pas opsiyonu, Rossi'nin pas opsiyonu sayısı artar mesela. Rossi de sağ kanat bindirmeleriyle etkiliydi özellikle ilk kerede. İşte burada bir pasta pozisyon üretti Mesut. Evet. O ceza alanındaki veya ceza alan çevresindeki oyuncu sayısı her zaman fazla tutman lazım. Peki. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Karşılaşmayla hepsini konuştuk herhalde değil mi? Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki başlığımıza gidelim. Yine Fenerbahçe ile alakalı değerli izleyenler. Başlığımız Fenerbahçe'ye dişli rakip. Konferans Ligi Playoff'ta son 3 sezonun Çekya şampiyonu ve son Kupa 2 çeyrek finalisti Slavia Prag'la eşleşti. UEFA Konferans Ligi Playoff turunda Fenerbahçe Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak. Kanarya 17 Şubat'taki ilk maçta rakibini Kadıköy'de konuk edecek. Rövanş ise 24 Şubat'ta Çekya'da oynanacak. E transferden büyük gelir elde ettiler diyor. Çekya liginin yanı sıra son yıllarda Avrupa liginde Ligi de adından sıkça söz ettiren Slavia Prag oyuncu satışlarıyla da kasasına ciddi bir gelir koymuş durumda diyor gazete. Avrupa kupalarında geçen sezon çok başarılı bir grafik çizen, çizen Slavia Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti. İlk maçta Arsenal'e deplasmanda bir bir berabere kaldı. Rövanşta sahasında 4-0 kaybetti. Slavia Prag'ın bu sezon en skorer ismi Jean, Jan Kuca 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 resmi maça çıkarken 12 gol 8 asistle 20 gole doğrudan katkı vermeyi başardı. Şimdi e, süremizde artık son 5 dakikamız kalmış. Uğur becim, e, tarihi skandal diye de hemen akabinde bir başlık var çünkü dün hakikaten başlık şeyini buldu yani. Evet. Hakkını kura çekiminde. bulduk. kura çekiminde. İsterseniz hızlıca Slavia Prag'ı değerlendirelim Slavia sonra Prague, geçelim. Bence şanssız bir kura oldu. Daha iyisi olabilirdi. Yani küçük bir Ajax modeli. Çekya'dan da bir Ajax modeli yarattılar. Trpikovski 5. sezonu sanırım bu takımın başında. Belki şu an artık geri gelmiştir. Yeri gelmişken söyleyeyim. Buyurun. 2-2,5 i̇ki, iki sezon önce bir büyük takım bir şekilde bana danışmıştı. Ve Tırpikovski önermişti tek direktör danışmışlar. Hı, hı. Ve, Ve o günden sonra yürüdü gitti Slavya bırakla. Geçen sezon Leicester City'ye dediler. Galiba Napoli'yi de dediler. Yanlış hatırlıyorsam arkadaşlar düzelsin. Hı hı. E, Kufali sattılar West Ham'a. E, Suçek'i sattılar. Abdallah Sima ile Zima geçen sene yıldızlaşmışlardı. Avrupa Ligi serüvenlerinde. Abdallah Sima da Premier Lig'e gitti falan. Küçük bir Ajax modeli. Şu anda çok sakatları var. Ama tabii maçları da daha çok var. Şubat'a kadar herhalde birçoğu da iyileşir. Kaptan sol bekleri Boril diz ameliyatı olmuş. Herhalde o dönemeyecek. İki oyuncuların da e, çapraz bağ operasyonu geçirmiş. Sola çık Provat ve Stopar Havorka. Biraz sakatlıklarla uğraşıyor Tırpikovski. Ama gerçekten küçük bir Ajax modeli. E, çok talihli bir kura sayılmaz. O zaman tarihi skandal başlığına geçelim. Devler Ligi'nde son 16 eşleşmelerinin kura çekiminde Villarreal aynı grupta yer aldığı Manchester United ile eşleşti. Bu durum fark edildi ama hatayı düzeltelim derken bir hata daha yapıldı. United'ın isminin yazılı olduğu top söz konusu fanusa konmadan Atletico'nun rakibi belli oldu. İtirazların ardından UEFA yazılımda teknik bir arıza oldu diyerek kura çekimini ikinci kez gerçekleştirdi. Beşer şaşar oluyor insanlık galiba böyle şeyler. Evet 20 küsür yıl bu kuralları çeken adam, bu kuralları organize eden adam FIFA başkanı olunca orada aynı kalitede yürümüyor işler belli ki. Ee, şey Manchester Villarreal'le eşleşmesi masum bir hata. Yani onu çok büyük bir olumsuz olarak değerlendirmem. Çünkü hatalı diyorsun. Düzeltip devam ediyorsun. Ama sonra Atletico Madrid'in kasesine, muhtemel rakipleri kasesine Mentus koymadığın zaman bütün Kur'an'ı kaderi değişiyor. Orada itibaren bütün Kur'an'ı kaderi değişti. Zaten İngiltere Futbol Federasyonu veya Mentus itiraz etmişlerdir. Kur'an'ın tekrarlanması çok doğal ama tabii büyük skandal. Marka gazetesi de İspanya'dan Mahçup e, mahcup başlığını atmış. UEFA için değil mi? Kura çekimindeki hatalar mahcup olacak kadar büyük. Sonrasında. Evet, katılıyorum bu seviyeye Şampiyonlar Ligi futbolun en üst düzeyi. Real Madrid de tepki gösterdi. Başladı. Çünkü sonradan Paris'i çektiler. <laughs> Onlar da bu, bu, nasıl bir komedi dediler haklı olarak. Kur'an en şanssız takımı yanılmıyorsam Salzburg kimle eşleşti? Ha şimdi verdiler. Önce Liverpool'la eşleşti <laughs> ilk kurada. O Kur'a bozuldu muhtemelen sevindiler Liverpool'dan kurtardık diye. <laughs> Bayern Münih'le eşleştiler bu sefer. Yani Salzburg gerçekten hani süper bir proje takımı ama kötü bir kurrağı çekti. Sabah siz mi göndermiştiniz Chelsea Lille eşleşmesiyle alakalı olarak? Yoksa Tolga mı göndermişti? Tolga göndermiş. Son iki kez üst üste tam hatırlayamadım şimdi. Tolga nasıldı şey e, o haber? İki kurada da kaldı mı? Yani birçok şeyi çekebilirdi. Yo yo. Bayern'i çekebilirdi. Manchester'ı çekebilirdi. O şu bu bütün büyük takım. Yine e, bu turda yine Lille eşleşti. ikinci kez diye. Ama şeyi zaman <laughs> aralığını hatırlayamadım. E, Tuhlin de bir fotoğrafını koymuş. Böyle hani gülerken bir e, fotoğraf. Bu e, rakipler arasında en dişine uygunu seçti gibisinden bir haberdi. Bir bakıma öyle. İngiltere'de. Michael da ilk kuradan sonra yayında şey demiş. Muhakkak ki daha zayıf ya da daha güçlü birini çekeceksiniz. <laughs> Muhakkak ki herkesin durumu değişecek diye böyle bir enteresan bir yorum yapmış. İngiltere'de bayağı bir espri konusu olmuştu. Şeyin ama dur şuradan bakayım bulabilecek miyim? Helin kullanılan fotoğrafı çok güzel. Gerçi bulsam da ne yapacağım televizyona mı göstereceğim buradan şey fotoğrafı. Peki ee, devam edelim değerli izleyenler. Var mı eklemek istediğiniz? Ee, Beşiktaş'a geçeceğim. A bitmiş. Tabii süremiz. ki vaktimiz varsa. Hemen e, şu başlığı okuyalım. Foto Maç gazetesinden Karaveli ile devam ve hemen arkasından da takvim gazetesi. Ya Pinero ya Güneş. Beşiktaş'ta teknik adam adayları ikiye indi. Ancak Kartal derbiye Önder Karaveli, Önder Hoca ile çıkacak demiş gazete. Özel işleri için iki haftadır Trabzon'da olan Şenol Güneş dün öğle saatlerinde İstanbul'a döndü. Havalimanında gazetecilerin Beşiktaş'la ilgili sorusunu yanıtlayan tecrübeli hoca Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok. Olduğu zaman da öğrenirsiniz zaten diyerek imalı bir yanıt verdi demiş takvim gazetesi. Buyurun son artık 30 Hem sayı. Kayseri maçındaki doğru stratejileri, genç oyunculara duyduğu güven, hem onlara verdiği ana roller, hem de maç öncesi, maç sonrası yürüyen Beşiktaş Yaptığı samimi, sevgi ve saygı dolu açıklamalarla bence de Karaveli'nin derbiye çıkmayı hak ettiğini düşünüyorum ben de. Diyelim ve bugünlük burada bitirelim. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Değerli izleyenler bizden bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.